Mutlu akşamlar diliyoruz. Gurme Sporu hoş geldiniz. Maç sonu canlı yayınımız başladı. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İlk maçı deplasmanda Saint Julia karşısında 3-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Rovanş'ta Kadıköy'de Belçika temsilcisine 1-0 mağlup oldu. Ancak e, bu skorda olmasına rağmen, 1-0 kaybetmesine rağmen UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Serhat Akın'la beraber bu karşılaşmayı konuşacağız, yorulmayacağız, değerlendireceğiz. Katılımlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Sert abi, Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız <laughs> ya? <laughs> yani sanki 10 saattir beraber değilmişiz gibi. <laughs> Valla yeni, yeni gelmişiz gibi. <laughs> Burası yani Berkay bilmiyorum ya. Hoş geldik, hoş bulduk ama hoş görmedik. Hoş görmedik, hoş geldik ama hoş hmm. görmedik. Bugün hmm. birazcık öyle oldu. Çünkü e, 3-0'ın avantajı büyük bir avantaj. E, doğru. E, tur'u büyük ölçüde Fenerbahçe zaten deplasmanda aldığı skorla hmm. e, rahatlamıştı, bitirmişti. Ama tabii hiçbir maç 90 dakikası bitmeden kazanılmıyor. Ne olursa olsun ilk yarısı tamamlanmıştı. E, şunu çok net söyleyebiliriz ki bu maçı, iki maçı bir maç olarak değerlendirirsek... ...ilk yarısını mükemmel, ikinci yarısını çok kötü oynayan bir Fenerbahçe e, olduğunu söyleme mümkün. Bugün turu geçtik. Evet. E, onun dışında artı olarak konuşabileceğimiz şeyler e, zannediyorum ki çok fazla değil. Bireysel performanslardan belki e, Cikuyu Osterwold'a yöne çıkartabiliriz ama takımın genelinde e, bir tutukluk, bir enerji düşüklüğü özellikle söz konusuydu. Genel olarak ilk e, yorumlarımızı yapalım abi daha sonra e, step step ilerleyelim. Tamam. İlk yarı mükemmel miydi sence? İlk yarı dediğim yani Belçika'daki maçtan bahsediyorum. Ya yani o ben Maçı bir maç edelim. zannediyorum. Orayı düşünüyorum. Belçika Belçika'daki tamam. maç ilk oradaki, yarı. oradaki oradaki maçta bu bir kere iki ayrı takım. Burası ikinci yarı. Tamam. Şimdi burada turu geçtik. Tamam şu bu. Ama şimdi burada bir, şimdi şöyle bir şey. Burada bir tehlike bu maç benim için tehlike çanların çaldığı. Çok büyük ders çıkarılacak bir maç değil mi? Ders çıkarılacak. Zaman değil artık. E tamam, Benim söylediğim şey. o sezon başıydı. Ya tamam anladım ama tamam, sonuçta burada, yine Ay burada problem, ay burada lazım. problem çözeceğiz. Burada şimdi şey. Işte, Fenerbahçe şampiyon oynuyor mu kardeşim? Oynuyor. Burayı almak istiyor mu? İstiyor. Tamam bu taraftarı zorla mı getirdik stada? Yok. 40 bin, 45 bin kişi vardı genelde. Niye geldiler ki bugün? bir gün? Bir şey seyretmek için geldiler ya. Ha bir şey seyretmek için de bir şey de vermeleri lazım ama şimdi. Ya türbin Birisi mi öldü, diyorsun, bir, bir, öldü bir gün sahada. Futbolcu falan mı kaybettik biz? Ben, be, ben, maçı izledim Allah korusun. Birisinin hayatına falan son verildi de bir ölüm sessizliği mi oldu? Yani biz niye böyle taraftar düğmeye basıp işte bir bastığında böyle işte şarkı çalar sonra bastığında gene kapanır ya. Onun gibi yani. Hani Ama şarkı da ritimli bir şarkı değil yani. Değil yani sürekli la la la, la 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 şampiyon falan. Ya böyle, böyle zaten şampiyon olamayız. Olmaz. Sakatlıklar, her şeyi bugün konuşalım. Çünkü öyle bir sü süreçteyiz ki, yani bu saatten sonra ben birisini eleştirsem e, yok. ne bana var, ne sana var, Tabii kimseye, ki kimseye yok. Faydası. Çünkü çünkü öyle bir süreçteyiz. Ama yani ben burada takımın e, bu maça konsantresini, hocasının bu takımı hazırlayışını beni çok hoşuma gitmedi. Kazanırız, kaybederiz ayrı bir şey. Hani sen iyi oynayıp da kaybedebilirsin. Ama bugün Fenerbahçe bu rahatlıkla Trabzon'a giderse problem, bu bir. İki, burada bu rahatlıkta biz bir dahaki turda kimle oynayacağımız belli değil. Bizim böyle Aston Villa şey Fiyaka bozan bir maç değil mi? Böyle yani havanı bozan Hayır, bir maç yani. biz niye Yani biz, biz, biz böyle niye şey oynamadık yani böyle normal bir futbol. Yani bir, bir şey oluyor bizde. Gidiyoruz orada 3-0 yeniyoruz. İnanılmaz şeyler yapıyoruz. Sonra geliyoruz bir anda böyle futbolu herkese yeniden öğretmemiz gereken bir maçmış gibi geliyor bana. Yani ben belki çok abartıyorum. Belki ben her şeyi yanlış algılıyorum. Belki bir gün taraftar da süperdi, atmosfer de <laughs> çok iyiydi. Ama bugün böyle yani. <laughs> sanki böyle Fenerbahçe bugün bir gün. Morali çok bozuk. Ee, yani Öylesine bir, oynamaya gelmişler sanki. oynamaya gelmiş. Yani İrfan Can Bayat, e, topa çıkayım mı, çıkmayayım mı, e, hata yapayım mı, yapmayayım mı arasında. İşte adama foul yapmışlar. Biz zaten turu geçmiş adamla kavga etme peşinde. Baba sen... Bir sakin ya yat yere dinlendir takım zaten yorgun. 3 dakika kalmış zaten. Evet yani herkes sen adamla kavga etsen ne olur. Ne Bizde herkes birinde kavga etmeye çalışıyor. Burası Fenerbahçe Göztepe değil. Sakin baba frene bas. Sen niye kavga ediyorsun abi sen zaten sen çık. Senin için önemli. Hoca da sana şans vermiş. Doğru karardır yanlış karardır hocanın karardır. Ama sonuçta sen adamla niye kavga ediyorsun? Sarı kart görüyorsun, oluyor bu oluyor. Gerek yok abi. Sen yat belki yere. Belki de İlfancan'ın Çeyri Bayat'ın bu sezon oyuncağı son maçtı bu. Mesela, Neden? Anladın Çünkü Türkiye Kupası yok. Sana faul yaptı. Düş. Çünkü Türkiye Kupası yok. Çeyrek finalde belki Başlik. kafa kafaya olacak maç. Oynayacaksın yine bir yani. kere bir kere problem var abi. Bir kere problem var. Mert Hakan'ın tamam mı? Sakarlık. Ki bence haklı olarak çok sinirlendi. Ama o geç kaldı. Daha öncesinde sinirlenmesi lazımdı. Yani Mert Hakan illa benim canın yandığısına mes lazım değil. Madem bu takım liderlerinden, tamam mı? Bugünkü tepki her zaman göstermesi lazım herkese. Doktora yardımcısı... yanlış giden bir şey görürsün. Yanlış bir şey var zaten. Söylüyorum burada antrenman yanlış. İsmail Kartal kabul etmiyor. Yanlış yükleme yapıyor Berkay. Ben demiyorum yükleme yapmasın diye. Ama artık tatlı tatlı artık daha çok rejenerasyon arttı. Dinlenmeyi daha, daha çok... 2'nin işte ne bileyim... Aktif e, Evet biraz. böyle aktif dinlenme ne bileyim böyle daralan e, çift kale e, şey işte ne bileyim baklavasına anladım. Artık bu bu dönemdesin. Sen artık çok yüklendiğin yani şimdi çok fazla maç oynayacaksın sen çok fazla yüklersen antrenmana herkesin arka gider. Bir de şimdi, oynayan bir oyuncu değildi ki. Oyuncu diyorduk tamam mı? Cengiz diyorduk. Kendine Acaba bakmıyor bu Biz demiyorduk yani, alem yapıyor diyor. Evet. Şimdi bu Cengiz'e alem yapıyor diyenlere şimdi bu Fenerbahçe takımı toplu alem mi yapıyor? Çağlar, Cengiz, İrfan, Samuel, Mert Hakan bütün takım ar arka hemen. BKO. Bir de BKO geliyor bir daha. bir daha. Fred geliyor bir, bir daha. daha. E şimdi bir yerde de artık hocayı çekip başkan da diyecek ki hocam sen bir otur. Sen bu ne oluyor? Sen bunlara yani? ne yapıyorsun? Bir bana bir hesap ver. Şimdi bir şampiyonluk yolundayız. E herkesi patır patır kaybediyoruz. Kimle şimdi Mert maça? Hakan birazcık kendini buldu. Kritik bir birbirlik gol attı. Maçı çevirmeye yönelik e iş, iş, yaptı. iş yaptı. E şimdi Trabzon'a götüremeyeceksin. Yok. E, nasıl olacak abi? Yedenin bu Yedeğin yok. Iş? Yani Şimaskı oynayacak. E, alternatifin yok. Mert atamayacaksın oyuna. Na Hayır bir de orada bir şey olsa, ihtiyaç olsa. Işte öyle bir şey oldu ki şöyle bak şimdi. Bu psikoloji bir de hastalık gibidir. Bu sefer acaba bana da olur mu? Şu evet, anayanın antrenmanı görüyorsun. Doğru. Şimdi patır korkarak... patır herkes dökülüyor. Herkesin arka delise gidiyor hocam. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani biz artık şeyde değiliz. Bizim bir puan kaybımızda biz evet. gittik. Tabii. Jantta gidiyorsun Şu yani. Şu anki bu rolanti hareketinle de e, baktığında İrfan Can e, Bayat'ın haricinde a, full kadro çıktı. Orta saha ideal. Ön tarafı değiştirdi. Kent e, oynadı. tamam, o Yani, Bahçuğa ama Şuay sonuçta baktığında Bahçuay'dı. Sonuçta geçen Tabii oynadı. Kent bir, İrfan yani. da oyuncu baktığında. Kent bile Kent İrfan Can. Orada. Yani burada İrfan'la Kent'in yani. olduğu bir kadro da sen bu kadar kötü görüntü veremezsin. Eğer ki bu kupayı da istiyorsan. Ben demiyorum adamlara beş at diye. Ama sen normal topun oyna. Niye özürlenmez Adamlar da, adamlar da oynamıyor ya, bu arada. Kuartası yani adam, falan oynatmadı Oynatmadı. Ama. Adam. zaten buradan vazgeçmiş. söyledi de zaten. Ben demişim. Ben, ben seni hocaya desem ki şimdiki röportaj yapsak. İsmail Kağıt desem ki hocam rakibin en tehlikeli oyuncusu. Amora ile Portas. Amora sarı kart cezası. Portas'ı da oynatmamış. Portas kim falan diyebilir yani o, o kafayla geldi bana İsmail Kartal. Yani maça bakış açısın açısını diyorsun. Bakış açısını adam zaten bakış açısı. Adam şampiyonlar gidiyor ya. Adam lige bırakmış. 3 evet. tane yedi için. Evet. Burada da, da zorlamayım evet. diyor. E biz herkesi zorluyoruz. Herkesi sakatlıyoruz. Bir de Mert Hakan oynayan bir oyuncu değildi. Zaten bütün sezonu oynar Mert Hakan yanda. Evet. Hani yüklendi o oldu diyebilirsin. Mert tamam. Hakan 3 hafta oynadı gene Adel'e gitti. Tamam bunun tek bir açıklaması var güzel kardeşim. Ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Antrenmanda yanlış bir yükleme var. Saçma sapan bir antrenman yapılıyor. Ben biliyorum ama ben Samandıra'ya girmiyorum. Söylemiyorum değil mi? Hı hı. Ama yani şampiyonluk yani, gidecek. Yani sen şey herkesi var. şimdi Mert Hakan da gitti. O da gitti. E, orta sahaya İsmail Kartal kendi mi girecek? Ne yapacak? Adam bize bugünümüz genç kardeşimiz Zeki oyuna girdi. Heh, yani. Mesela Trabzon'da ne yapacağız biz? Yani şimdi sen bırak hocam artık sen kop. Yani sen 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 şeylere çok uzaksın. Sen Liverpool işte onlarda da sakın. boş ver abi burası Fenerbahçe. Sen buraya konsantre ol. Onlar bir şekilde şampiyon oluyor, bir şeyleri doğru yapıyor. Biz 9 senede olamıyoruz ya biz, biz de bir şey anlaşıyor Sen boş ver Mourinho da böyle demiş, iletişimmiş bilmem neymiş boş ver hocam odaklan artık. Bence şimdi orada da ben ifadesini gördüm böyle yani falan böyle bir İsmail Hoca'nın bir gitti aklı. Çünkü Mert Hakan, Mert Hakan, Hakan rest, rest çekti yani, yani sert çıktı. baba şimdi rest ser çıkmadı. Direkt res çekti. Ya uyuz oldu. Anladım ya. Uyuz <laughs> ol Olursun baba çünkü sen şampiyonluk görüyorsun. Mert Hakan da eleştirilen bir oyuncuydu. Kendini, kendini buldu. Golü de attı. İ İ Artık böyle i̇yi kendini hissediyor. de iyi hissediyor. Adel Adel'e gidiyor. Şimdi belki 3 hafta yok kötü gitti dedi İsmail. Yani İsmail Abi fark etmez. Şey... İyi gitse de iki hafta yok. En azı yok. Ne istiyorsun sen? Sen bana söyle. Nasıl gitsin sence? İyi gitsin değil mi? E tamam iki, iki hafta yok. Toparlaması belki bir ay yok yani anladın mı? Hayır zaten iki hafta zaten yok. yok. İki maçı kaçıyor. Ama, ama milli takım arası var tabii. Belki orada dönecek ama. Yani abi işte o öyle olmuyor. Çünkü burada bildi yani şu olay net. Burada yanlış bir yükleme var. Tamam mı? Artık bunu kabul etmesi lazım ve bunu düzeltmesi lazım. Şimdi baktığımızda genel sezonda 6 yesek hiç suçu yok. 7 atarsak İsmail Kartal kral. Bunu biz yarattığımız için, Hı -hı. ben yaratmadım da yaratıldığı için bu sefer İsmail Hoca hiçbir şekilde hata yapmıyor. Hiçbir zaman kendini özelleştir yapmıyor. Hiçbir zaman o hatalı değil. Şimdiki soruyorum ben de o zaman. Soruyorum abi benim de bu hakkım. Sen orada 3-0 yendin. Mükemmel hazırlandın değil mi? Hı -hı. E, oradan daha zayıf iki tane as oyuncusu yok. Nasıl yenildik hocam? yenilmekten yani, öte niye böyle oynadık? Niye böyle oynadık? Şimdi belki böyle tur gidecek. Sen bunu aynısını Aston Villa yaparsan döndüremezsin. Allah korusun. Ciku çizgiden çıkarmasa 2-0 olsa maç ya tehlikeye Cicu, girecek bir yani. de Maçın e, on, on yani. Maçın yıldızı bugün 10 yani. 10 tane. 75'te o çizgiden topu çıkar. maç 0-2. Sen bize veya bu gerginliği Trabzon maçı öncesi takımını yansıtıyorsun. Rahat rahat oynayın yani. Neden bu hava bozuluyor yani bu takımdaki? Tamam, işte Ben bunu soruyorum şimdi. O zaman burada İsmail Hoca da takımıyla beraber söylemesi lazım. Ama şu şu rahatlık var onda. Tamam mı? Ya biz orada 3-0 yendik ya. <laughs> Turu geçtik zaten. Turu geçtik. Ne istiyorsunuz diyecek. İşte bu mantalite bence Fenerbahçe mantalitesi değil. Büyük takım mantalitesi değil. Bunu Ankara gücünde ne bileyim Rize'de bir yerde söyleyebilirsin. Fenerbahçe'nin hocası bunu söylememesi lazım. En iyi bu benim oyunu için, e, talep şimdi, etmek zorunda sonuçta. Bak, abi futbolcu... Tamam mı? Futbolcu. Çok rahat bir. Rahatla yavaş yavaş seviyor. kayıyor. oraya. Tamam mi? Yani hocam bıraktıysa ben de bırakırım diyor. Yani anladın mı? Yani senin başkanın biz zaten şampiyon olamaz dersek ki e zaten şampiyon olamaz dedi başkan. Ne olabilir ki bize diyebilir. Bak Aynen diyebilir diyorum. Öyle bir... Der Öyle bir topluluk bu. Futbolcu rahat anladın mı? ama diyebilir diyorsun. Diyebilir. Sen ona onu söyleme. Sen şampiyon olacağız de. Senin kafandakini bizi ilgilendirmiyor. Söyleme. Bizi zaten şampiyon yapmaz. E tamam o zaman niye oynuyoruz abi? Bu oyuncular niye arka yırtılıyor? Bunlar niye zorluyor o zaman? Bırak abi sal. Salalım biz de. Biz, biz niye yoruluyoruz Son bunda? düzlüğe ben girilmiş. Ben de gideyim evime yatayım. Son düzlüğe girilmiş. Son artık 10 maç, 11 maç ee, oynanacak. Biz niye bir psikojele girdik? Herkes şampiyonluk e, işte zor. Bizi yapmaz da. O yapmaz. Yani ters psikoloji mi Abi futbolcu anlamaz. Ciku gibi adamlar der ki bize ne oldu derler ya. Biz, 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 oynuyorduk. Biz saldık mı o şampiyonluğu? Biz oynuyorduk. Biz gideceğiz. Trabzon'u yeneceğiz değil ee. mi? Evet. E şimdi bize ne oldu? Bizim başkanımız çıkıyor, bunu anlatıyor. Onun arkadalesi sakatlanıyor. İşte şuna ne oldu? Yani ben bugün ki hava benim hiç hoşuma gitmedi. Sonuçtan hariç konuşuyorum bunu. Bugünkü kopukluk, Bugünkü oyuncular arasında bağ kopuklu, sonra gelip adele kopukluğu, hepsi birlikte koptuğu için bir yandan. İletişim koptu. Hepsi koptu. İletişim, İletişim de koptu, Adeler koptu. Oyuncuların arasındaki diyaloglar koptu. İletişimler de koptu? Ee oyuncuyla teknik ekibin arasındaki evet. diyalog koptu. Evet. Şimdi bugün en az 4-5 tane kopukluk yaşadı. Evet. E biz şampiyonla oynuyoruz mu, oynamıyoruz. Bugün hatlar mu? komple koptu falan. Koptu değil mi? Evet. Tamam. Şimdi biz şampiyonla oynuyoruz mu? Evet. E, bu kupayı oynuyoruz mu? Konfederasyon kupasını istiyoruz. Kupası. Evet. i̇stiyoruz. Evet. Yani oynuyoruz evet. değil Değil evet. burada devam evet. ettik. Tabii ki. Sonuçta. E, Yarın kura var. Evet tamam. Ne oldu? Bize ne oldu abi? Ne oluyor şimdi? Ben soruyorum mesela. Ben anlamıyorum ki Fenerbahçe'yi. Sen gidiyorsun orada şimdi ben aynı şekilde de bugünkü maç sonu yayında da İsmail Kartal'dan özel eleştiri istiyorum. Olmadığı sürece oyuncular çok rahatsız olur. Bak güvenin bana. Oyuncular diyor ki ya hocam neymiş bu kardeşim? Her şeyin suçlusu biz miyiz? Girerseler moda sezon sonu göremeyiz biz. Hiçbirimiz göremeyiz yani. Çok Bak, kritik ben, bir dönem bu. Yani çok, çok kritik bir dönem. Bir dönem, bir dönem. sen Trabzon'da şimdi Trabzon'da bu şekilde çıktığını düşün. Nasıl yeneceksin abi? Bu ruh haliyle zorlanırsın, çok zorlanırsın yani. Yenemezsin Biz bu ruh yani. haline niye girdik diyorum ben de. Ne oldu bize? Tabii niye giriyorsun? Dört gün içinde mesela. Burada onları üç attık. Rahat ülkede bayram vardı. Sürek. He. Rahat rahat oynayacaksın. Ya bunlar zaten... Şu olabilir mi peki? Adam ee, zaten salmış. Adam zaten... Adam bırakmış tabii. Evet. Keyif yapacaksın aslında burada Keyif yani. Keyif yapacaksın. Olacaksın. Kimseyi yormayacaksın. Kimsenin arka satmayacak. İşte İsmail arkadan adama dalıp sarı kart görmeyecek. Gerginlik de var. Eğer İsmail... Yani. Tamam mı? Çok iyi diyoruz. Evet ama torpilemesi gereken. Torpülemesi çok gerekir. Var, tabi. Eğer Avrupa adımını atmak istiyorsa, eğer hayalindeki Manchester evet. United varsa bu şekilde gidemez söyleyeyim. Evet. Öyle arkadan sürekli dal sarı kart gör Avrupa almaz ben söyleyeyim. O paraları vermezler. Vermezler. Yani bir adam ben vereceğim 15-20 milyon, adam sürekli ne sarı zaman kart sarı kart kırmızı kart arasında gidip geleceği belli. Durup dururken artık koş Bir Çift yiyor, Çift atıyor görüyor yani. Ayakta dur abi sen boş ver, gerek yok. Kendini de sakatlayacaksın. Kırmızı yiyeceğim belki. Şimdi evet. kırmızı yese o posonda, arkadan çift atlarken Arkanın aşıyla bansa, kırmızı kart ise. Çeyrek finalde, Çeyrek yok. finalde yok. Mesela. Al işte belayı o noktada. Al şimdi ondan sonra Uğraş, problem. Dur. E, Mert Hakan sakatlandı. Geç onu unuttum Zaten kenarda kaldı. Tam, o da yok. O yani Şu şey, İsmail olduğunda Mert Hakan oldu ve o da oluyordu falan. E o da yok. E, bir anda orta saha çöktü. Kurun hiç zaten oynamıyor. E, Zayis ne olduğu belli değil. E, biz, biz, biz zaten de, Fred'e bağlısın. Ne yapıyoruz Fred biz yani? No normal olarak on başından beri. Anormal olarak. Frede Şimdi ben yani. hocaya bir örnek vereyim. Benim belki haddime değil de ama bence haddime. Yani sonuçta benim özgürüm değil mi söylememde? Şimdi hocam bakıyorum evet bak, Öyle değil mi? Öyle bir şeyim var. Sağ ol. Şimdi hoca hoca Mourinho örneği veriyor. İletişim diyor, değil mi? Evet. Ben de ona bir Mourinho örneği vereyim. Mourinho tamam mı? Oyuncular hiçbir zaman sıkmıyor hocam. Yasak diye bir kelime yok. Borç diye bir kelime yok. Mourinho Hı. diyor ki Kolasını, fantasını neyse her şey serbest diyor. Telefon, cep telefonu uç, şeyde odasında mı konuşuyor, duşa mı giriyor neyse telefonla ilgilendirmiyor. Mourinho diyor ki saat 10'da antrenman başladığında diyor Bitti. saat bitene kadar diyor 12'de mi bitiyor, 11.30'da mı, 3 saat, 2 saat yüzde yüzünüz istiyorum diyor. Ondan sonra hayat sizin diyor. Oyuncusuna güveniyor ama belli ki Mert Hakan'ın tepkisinden söylüyorum bunu. Çok uyuz oldu bu duruma yani. Yani, çok yani anladın şey mı? Sakatlığına uyuz oldu sakatlığına yani. Uyuz Demek oldu ki yani. teknik heyette ve sağlık ekibinde evet. problemler var. Ya itmanda problem var ki, bende İtman'da %100 var. Sağlık ekibinde zaten Kurusu var söyledim. Bu arada zaten. Tamam mı? Şimdi diyor ki adam hani benim arka delim niye atıyor diyor mesela. Bak söyledim ben size herhalde hafta içi bir şey olmuş burada. Bir orada hafif bir ağrısı hissetmiş. var. Tamam Onlar da tedavisini yapmış yine o şeyine. Adamın adı adresi gitti. Sinirlenirsin Merkay şampiyonluk yarışındasın. Çıldırırsın. Yoksun, çıldırırsın. Ya çıldırırsın boğazlarsın birisini ya. Dikmek istiyorum adelimi dedin ya. Dikersin yani. adeli dikmek istersen şimdi adam olmayacak. Trabzon maçında şimdi bu maçta gol attı. Doğru mu? Şey, Mert Hakan için söylüyorum. Genelinde baktığında sezon ben de çok eleştirdim. Şimdiki sonuçta kritik bir gol attı. Evet. Doğru mu? Evet. Ondan her freki attı. Flik attı. Şimdiki belki bu maçta da bir tane daha çözen tek... maça şey gol atacaktı. Tabii. Formayı o alacak. kaybetti. Çıldırmaz mısın? Çıldır, çıldır... hem de bu e kadar yazık günah. bir de bu kadar eleştirilere cevap verdiğim bir dönemde yani. Düşün. E şimdi sen niye bu kadar hocam bu oyunculara geliyorsun? Amacın ne? Şampiyonluğu istiyor musun istemiyor musun? Bana istiyormuşsun gibi gelmiyor. Yaptığın şu anki görüşe taraftar ne oldu takıma küs müyüz küstük mü takıma biz bıraktık mı takımı Ya bugün söyleyeyim mi sana benim stattaki gördüğüm havayı şu Fenerbahçe şampiyon yarışından kopmuş kop. maça bu, gelmişler bu da, bu, da, bu da onlar bize 4 atmış, evet. bu da prestij maçımız yani Öyle gelmişler yani. mecbur oynayacağız onlar da gelmiş e, yalandan alkışlıyor öyle bir hava vardı ben şok oldum çok üzüldüm. Yani kendi Tribüne adıma ve Fenerbahçe adına, benim haddime durum... değil belki bunu söylemek ama ben bir fena Fenerbahçe'li olarak bugün çok üzüldüm. Sağdaki durum, mevcut enerji, tribünü öyle bir sirayet etti ki tribünde hiçbir hiçbir şey yok yani. Yani tribündeki... E zaten maçlardır yok ama Musa... haftalardır yok. Şey, şey, psikoloji tamamen oyuna yansıdı, oyunculara yansıdı. Herkes bir çöküyor. Yani ciko bugün beş kişilik oynadı. Çizgiden çıkartıyor. Ya Adam, bir gün, saps... bir pozisyonda Serhat abi. Ee, dediğin kente pası verdi. Evet. Cuku. Kent yakalayamadı. Rakip araya girdi. Evet. Öncesinde Osay Samuel'in kademesine girdi. Çıkmadı. Aynen. Yakaladı Hı -hı. topu. Pası attı. Kent yakalayamadı. Geri döndü. Vurdu. Top taca vurdu. Kendi sinirlendi. Evet. Türbüne de dedi hadi kalkın bir şey. Yani o da farkında. En oyun oyunun adem, içinde oyuncu yani. Sabek'in şeyine girdi. Kademesine girdi. Osay'ın kademesine girdi. Top oyuna topu, soktu. vurdu. Kent kaybetti. Kentle ilgili de konuşmamız lazım e, ee, yani çok konuşma yok. Kend Kendi, sonuçta sezonun bütün sezonu oynamadığı hiçbir için. Hiçbir resimde yok yani. yani. Yani hiçbir resimde olmadığı için adama şimdi burun sonuzu sensin bugün Yerez'de oynasın diyemeyiz. Diyemez. Çünkü Şimanski ayrıca adam... konuşmak Şimanski lazım. Yani. Buradaki Şimanski buradaki en kritik nokta. Şimanski'ye ne oldu abi? Şimanski birisi bir şey mi yaptı abi? Evine hırsız mı girdi? Bu ne yaptılar bu adama yani? Bu adam futbol mu unuttu yani? Bu adam Bütün, bu hani iki pas yapamaz hale nasıl gelir abi adam? Ne oldu bu adama mesela? Bunları sorgulamamız lazım. Bak bunları konuşmazsak tamam mı? Şimdi sosyal medyadaki bazı insanlar tamam mı? E, etkili ve etkili anlamı konuşuyorum. Gördüğüm için söylüyorum Hı -hı. anladın mı? Bu Hı -hı. bizim şampiyonumuzu etkileyecek değil. değil Ama zarar ki. verebilir. Şöyle. E ki. Şimdi sen e, ya abi söyleme. Şampiyonluk konudayız Aman eleştirme. Abi o zaman gider. Tabii. Gider. Şeyden kaçıyorsun çünkü. O zaman deriz ki, ah keşke söyleseydik. Değil, keşke yapsaydık. Gider. Şimdi Şimanski'ye ne oldu? Şampiyonluk yarışında belki senin en kritik onun. Ya mı? şöyle söyleyeyim Bugüne mesela. Kadar, gelene kadar. Bizi Trabzon maçında ipten alabilir mi Şimanski? Alabilir. Öyle bir yeteneği var. var tabii. mı? Almışlığı da var mı? Evet. E, daha tamam. önceki maçlarda var. var. Şeyi ben Şimdi bu adamı biz, biz, bu adamı biz çözmemiz lazım. Bu adamı alacağız. Senin problem ne kardeşim? Space şeyimi izlemiş miydin? İzledim. Orada hani yeteneklerini kaybediyordu NBA yıldızları, evet. Charles Barkley, Shemansky onun gibi yani. Hücum yeteneklerini kaybetmişken. Space Jam'in başvuru <laughs> oyuncusu. Charles Barkley'i çıkar, Shemansky'yi koy ne yani oraya. Ne oldu mesela oraya. adama? Ne oldu? Mesela soralım abi. Bak burada kötü bir şey yok. Biz bunu konuşamazsak, bunu samanda da konuşamıyorlarsa problem. Bak problem diyorum sana. Cesus o yüzden koptu. Cesus da bağlar kopu, koparıldı. İşte elin Portekizlisi bilmem ne neyin izlisi o oldu o oldu. Adam kulübeden çıkmadı. Bitti gitti. Takımda enerji Takımda düştü. Takımda dedi ki biz hocayı tanımaz hale geldik dedi. Koptu. Şimdi burada ne var abi? Şimanski'ye ne oldu? Kent niye bu kadar formu düşük? Girdi mesela bugün Kent. E, tam onun oyunu. Rakip de çok dirençli Maç bir... CEO çok fazla olabilir mi? Tamam olsun orada? abi. Sonuçta işte antrenman yapmıyor mu bu? Sadece timsahını beslemeye mi geldi bu? Ne yapıyor abi? <laughs> Ne yapıyor bu adam abi? Antrenman yapmıyor mu sonuçta yapıyor abi? Tabii. Tamam ya. Berkay yani iki antrenman yaparsa sen de iki top oynarsın artık bir yerde. Yani bire bir yakaladığın pozisyonlarda. Mesela bir bir yakalamış açık kalan adam bu ne Adamın üstüne gidiyor baba. Yani Rossi'den benim için bir farkı kalmadı. Ki hiç, özellikle oyuncu aslında. Bugün kaç kere göre. dedim sana ekran başında. Şimdi dedim kenti yakaladı. yakaladı. Şimdi kenti göreceğiz dedim. Tak Rossi'ye dönüştü. Top kaybı. Dört kere yaptı. Dört kere kaybetti. E zaten sürekli darma duman Sevgili oldu. Sevgili Alp Özgen de maçı anlatırken. E, giremedi bütün türlü oyunun içinde dedi. Yani o da fark etti anlatırken. Yani o da. Bir şekilde orada e, etki gösteremedi. Fena Yani birazcık e, bu olaylara girmemiz lazım. Bu olayları çözmemiz lazım. Bugün ben basın açıklamasında İsmail Kartal'dan net ya. cevaplar evet, bekliyorum. Evet, net. Hocam, şimdi ben yakalıyorum. Ben herkesten daha kurnazım veya daha akıllıyım. Aslında, şey. Evet, Benim evet, bakış açım mi? farklı, tamam? Ben biraz inen, birazcık ince noktalarını, Satır satırlarını severim. Şimdi hocam orada 3 attığında tamam mı yani sen herhalde çok iyi çalıştın diye taktiği takımı ostövede şey dememişsindir yani Ostövede sen koş adamdan pres yap ya, fark at Go açık at. ara gol at dememişindir evet. yani bu oyuncunun özelliği evet, yani evet. şimdi bana onu yediremezsin bu oyuncular çok kaliteli olduğunu <laughs> bunu ben <biliyorum>. çalıştık demezsin bunu çalıştın demezsin yani bu oyuncular ekstra oyuncu olduğu için seni ekstra bazen yakaladığı zaman seni kullanıyor de taşıyor. yakaladığı tamam, zaman bunu kullanıyor bunu artık herkes çözdü ben sezon başı çözdüm Kandıramadım yani kandıramadım değil. anlatamadım. <laughs> anlatamadım, ikna edemedim. da on gidiyor diye bana yüklenildi. Ama ben seni yakaladım orada biraz oyunculardan. Tamam sıkıntı yok. Şimdi sen bunları çok iyi çalıştın ve çok da iyi taktik anlaştı, oyuncular hazırladın. Oyuncular nasılydı? Zımba gibiydi. Zımba gibiydi. Bak abi dünyada hangi hocaya gidersek gidik. Mourinho'ya gitmemize de gerek yok. Sıradan bir hoca, orta seviye bir hoca ve üst seviye bir hoca. 4-5 tane bunlardan toplayalım. Bu maçı gösterelim. Dört gün sonra da bu maçı gösterir. No, bunlar başka takımlar derler. Bu der ki bu aynı takım değil. Aynı takım değil. Başka der. oyuncular bunlar. Veya bunlar bir şey oldu yani. Bunlar trafik kazası geçip hafızasını yani. Bu maçı oynadığını unuttu derler. Kas hafızalarını unuttu Kas derler. Kas hafızaları bunların bu maçı biz oynadık yok kabul etmezler. mesela şu an ben sorsam biz bunlarla hiç oynamadık ilk defa oynuyoruz falan derler o oyuncular. Ruvaşle zaman Bana öyle geldi çünkü. Rövanşla zaman diyebilir. E, yani. mesela anladın mı bizim ilk maçımız. Yani 1-0 orada kazanmaya gideceğiz falan diyebilirler yani. Bana öyle geldi. İnanılmaz bir şey ya. Sen tabi, şunu yedirin. Yani şunu andı, yani. Ve adamlar gerçekten Rolanti'de oynadı. As iki tane en iyi oyuncusu yok. Rolanti almışlar. Adamlar Bugün zaten buraya tura gelmemişler. Daha iyi gözüktü belki St. Julio'ya Fenerbahçe'nin durumunda. Asla değildi. Ama ilk maçta bence daha tempolu bir oyun <laughs> oynamaya çalıştılar yani. Biz ilk maçta bunları ezdiğimiz Biz için onlar boza iyi geldi. Biz bu maç aşırı kötüydük. Tamam mı? Problem yok. Turu geçtik evet. Ama şimdi sen problem yok derse hoca. Şimdi bunu şöyle mi yapacak Fenerbahçe? Turu geçtik. Bu defter kapandı. Önümüze bakalım mı? Ve hmm. Be hani beyaz sayfayı açtık, çeyrek final sayfasını açtık, bu doğru. Tamam. Burayı unuttuk, bitti. Niye? Yok. Yoksa yanlış. burada e, neler düzeltebiliriz? Bunu mi? niye unutuyoruz? Çünkü bunu çeyrek finalde yaşarsam bir üst rakibe bu seni parçalar ki. Mor elini bozar, canını sıkar. Canını yani. sıkar bu. Yani biz bunu niye unutuyoruz abi? Bunu konuşalım. Burada düzeltelim. Düzeltelim, ondan sonra kapatalım defteri. Şimdi abi kitap açmışız, okuyor sen de. Evet, yarısını bırakmışız. Doğru mu? Evet. Yarısını bırakmışız. Bıraktığımızda biliyoruz. E zaten ben sonunu biliyorum diyorum. tahmin okumlu. ediyorum tabii. Öyle yok abi öyle zaten kitabın sonunu tabii. bulamayız. Hoca bir soru sorsa kitaptan kaldık sınıf. <laughs> <Bu> sınıfta kaldık. <laughs> Bu da böyle bir şey. Şimdi bunu çöz. Bu oyuncu sakatlıkları ne oldu? Açıklık getir. Bak İsmail Kartal'ın en kötü huyu şu. Örtbas, Asla dört pas Mükemmel diyor. bir hoca tamam. kendince, tamam mı? Tamam herkes kendi için mükemmel bir insan olabilir. E, her şeyi doğru yapıyor. Yanlış hiçbir şey yok. Hocam yanlışım var. Bu oyuncular sakatlanıyor. Bunları ben sakatlamıyorum. Bunlar kendi kendine sakatlamıyor. Nazar da değmeyin. Futbolun yani. doğasında <laughs> da değil. Şimdiki sen beni işte ya bir kere Liverpool'la sen orada 12 ee, sakatlık yapamazsın abi temposu... sen şey. Ya bir şey söyleyeceğim abi bak şunu yanlış anlamayın. Liverpool'daki Premier Lig'deki tempo. Tempoyla buradaki tempoyu bir tutan <laughs> bir hocanın ya aklı gidik olması lazım ya da başka problemleri var bu adamın. Evet. Ama bunu konuşamazsak çünkü abi bak ben size söyleyeyim. Biz şampiyon olamazsak İsmail Kartal'ı ondan sonra e, affedersin küfür de etsen kovsan da bir şey fark Tazan etmiyor. Bitmiş, bitmiş abi yani. ben İsmail Kartal ondan sonra hiçbir şey söylemem. Çünkü bitti. Adam umurda değil o saatten sonra. Tabi, herkes üzülecek, oturacak, ee, Ne bitti, olacak? Bir sene üzülecek. koskoca bir sene şu yazı, yani. Yazık günah değil mi? Yazık günah tabii. Her kupaya talipsin. E hiç finalmadan gideceksin. E Trabzon maçını nasıl kazanacağız biz abi şimdi e, takım herkes sakat. Şimdi herkes sakat gene. E, sağlam olanlar da e, Osa'yı da tutmaya başladı. Ki Osa'yı hiç tutmaz yani. osayın kas yapısıyla... Ama Osa'yı da tutuyorsa... Demek ki yani... Aynen, o zaman diyeceksin ki... Mert Son kale hiç kaldı yani. <gülüyor> Mesela <gülüyor> nasıl olacak abi biz bunu? Herkes niye patır kütür sakatlanıyor? Sakatlıklar benim bildiğim futbolda sezon başı yaşanır. Adele sakatlıkları, do yumuşak doku Hı -hı. niye? Çünkü en ağır Yükleme yüklemeyi... Sezon başına çık. yersin. Tabii canım anamızı anlatıyordu dam. Üç itmana çıkıyorduk full. Parampara onu belki çoğrudur. göze de alıyordu o sakatlıkları. Tabii çünkü orada bir iki hafta gitse önemli değil. Önemli olan orada yükledim ben onu. Basic o ana yüklemeyi alsın istiyordu. E şimdi sezon başı herkes sakatlanırsa biz sezon kimle sonu. savaşacağız sezon, sezon sonu? Biz kimle savaşa gideceğiz? Savaşı kimle kazanacağız? Elinde en çok askerin olması gerektiği zaman dilimi bu. Baktığında. Yani nasıl olacak abi bana anlatın. Bu maçta mesela soruyorum izleyicilere de. Yani evet, işte ben mi, yani. Ben olayı özellikle... abartıyorum. Yani siz şu mutlu mısınız? Ya, ya Serhat abi sen ne anlatıyorsun? 3-0 yendik orada. Bugün de rahat yani tamam onlar da bizi 0, 0 yendi biz yendik. Yani bu havada mısınız? Yoksa ciddi anlamda böyle benim gibi rahatsız mısınız? Ben çok rahatsızım çünkü bu böyle şimdi sezonun bir başı vardır. Eğer bir şeye kalarsan benim yaptım. Tamam Orada alarm sirenlerini ben sonuna kadar burada tek başıma e, afedersin eşek gibi anırdım. Herkes beni böyle yerden yere vurdu. Sağlık olsun. E, tamam mı? Odur. Çünkü sezon sonunu görebildim. Şimdik de ikinci kez o çanları çalacağım dakika şu an benim bence. Şu an çalması lazım abi Samanda da şu an siren çalması lazım. Çünkü burası lazım. köprüden önce son çıkış. Aynen öyle. Bitti. ...bir daha çıkış yok. Ondan sonra karşıdasın Karşılasın. Işte, Altın Uzay'dan niye döneceksin? Ne ara <laughs> ya? Buradan Sabiha'ya gideceksin. Son çıkış. O, o, ha is, o taraftan sonra. Oradan baktın Bursa'dasın. Bir anda o, o, e, Osman Gazi'ye... Ama <laughs> uçağa gidecektik ya. Kaçtı şampiyonluk, gidecek. şampiyonluk uçağı kaçtı. Biz bir baktık Bursa'da İskender'e gittik. İskender'e oturduk. E, yani, anladın mı? Şimdi burası çok önemli. Son çok çıkış önemli. yani. Son çıkış da... Şimdi herkes sakatlanıyor. E, sakatlık psikolojisi de... Iyi, iyi değil. O daha kötü bence. O, sakat, o, da, o da ondan kötü. daha kötü bir şey o. Oradaki genel aurayı da düşünüyor evet. şimdi düşünsene biz samandıra'yı şu an bilmiyoruz ka ka oturmuyoruz orada çok oyuncularla ama arkadaşları sakatlanıyor sürekli bir adele Berkaya sakatlıkları var. Arkadaşlar ben sana yaşıyor. bunu anlatayım. Ben orada yaşadığım için söylüyorum. bunun çok basit bir matematiği var bunun. Şimdi Hoydonklu dönemi anlattım. Hmm. Davum ka ka hmm. kavga ettiği. Denizli maçında şey gol attı hmm. falan şampiyon olduk doğru mu? Hmm. Hmm. Şimdi bir şampiyonluk eee e, şeyine ritmine girince ritmine girip ve son düzlüklere girdiğinde bütün kadroyla girmek var. Bir de bir de e, kadronun yüzde %30'u ve kritik oyuncular. Evet. Evet. O, yok Olmaması var. Yine şampiyon olursun. Ama çok zorlanırsın. Ama bu sefer insanla mental olarak zor çok zorlanırsın. Şimdi bu sefer Ferdi derse ki ya... E, ben bu kadar zorluyorum. Ben de zorluyorum. E şimdi ben de sakatlanırsam? Herkes sakatlanıyor. Sonuçta Mert Hakan sakat sakat çıkmamıştır herhalde bu maça. Eğer yani, öyle bir şey çıktıysa zaten... Olur mu canım, yani çıkmış. gerçekten az bile söylemiş olabilir o zaman şimdi yani. Bir de yani bir pozisyon da olmadı Mert Hakan'ın sakatlığında. Yani orada bir kayma görmediğin şey bir şey... Durup tamam, zaten adele mi? çat diye gider. Demek ki bunun adelesi zaten o, o hale gelmiş problem yaşamış. Sinyalleri de vermiş. Bence onu sinirlenmesi o. Yani benim adenim zaten sinyali verdi. Ne oldu bana mesela? Çıkarken adenim... e, seyirciler anlamayan seyircilerimiz var. Yani ne oldu e, Mert Hakan neye sinirlendi diyenler var. E, Ertuğrul Karanlık'la bir diyalog yaşadı çıkarken. Yani orada e, çok net bir biçimde Ertuğrul Karanlık'la bir ifadesi oldu e, Mert Hakan Yandaş'ın. E, çıktıktan sonra da yüz ifadesinden çok morali bozuk olduğu en azından Abi şu an oyuncuları, oyuncuları bir görsen ya bak bir şey söyleyeceğim size ya dürüstçe bak. Elinizi vicdanınızı koyun. Benim bakış açımdan bakmaya çalışın. Sizden rica ediyorum. Fena ilk tur maçını seyretmedik. Bütün sezonda seyretmedik. Bak hiçbir şey. Bu maçı açtık izledik. Ne dersin biliyor musun? Ya yani Fenerbahçe her yerden kopmuş dersin ya. Taraftarda, taraftar, taraftar Fenerbahçe'den kopmuş yani oyunculardan, oyuncu taraftardan kopmuş. Hoca ne yaptığı belli değil. İşte Mert Hakan çıkarken şeye bağlıyor. Burada söylenmesi gereken şey şu aslında. Yani sen de o, sen de o havayı hissettin mi? Hissettim. Ya bugün ayı... böyle Fenerbahçe bütün yani bu takım çeyrek final. Sonuç çeyrek şey final. Bu arada. Müthiş, müthiş bir, bir şeydi yani. Mi? yani beğenmeyenler var tabii ki. Tamam mı? Hani hiç bu hiçbir Avrupa'da olmayıp da beğenmemek de o da ayrı bir psikoloji. Yani düşünsene ben hiçbir şey, Avrupa'da hiçbir yarışta işte yokum ama burası yok köy Feranslı giymiş, yok bir memleli giymiş. Baba yani böyle konuşmakta da olmuyor anladın mı? E, o, e, çok yani, çok bo doğru boş değil boş yani. konuşmaya gerek yok. Mesela gerekiyor. bu galibiyetle ne ne, 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 ligin kupasıysa kupası sonuçta Avrupa kupası. Avrupa UEFA organizasyonu. <laughs> yani organizasyonu bunu biz, biz biz, biz organize etmedik yani anladın mı? Bu burası ne bileyim böyle bir tarla kupası değil yani. yani sonuçta öyle boş yapmanın da bir anlamı yok. Yani beğenmiyorsan da tamam edersin yoluna. Esenlik sana nerede desen ne diyeceksin? E işte ben de onu bunu mu yendim diyeceğim. E neredesin abi? Şu an burada mı değilsin. Değilsin. Tamam biz buradayız. O zaman kapatacaksın çeneni. E herkes de işine bakacak. Biz de buna bakacağız. Doğru evet. mu? Tamam. Şimdi abi çeyrek final burada var. Süper kupa devam ediyor. Şampiyonluk yarışında da liderin 2 puan gerisindesin. Doğru üç. mu? 3 kupa kupada kupa kupa gidiyorsun. Evet, evet. Ben bugün 3 kupada giden bir takım görmedim. Enerji olarak, olarak görmedim diyorsun. Aura ne, olarak, oyun olarak, ne oyun, de oyun olarak ne oyun olarak. yani sen nasıl istiyorsan bunu. Evet. yani fark eder mi senin için oyun veya aura? Bir aitmez Yani ne oyun ne aura. Şimdi Allah'ın aşkına söylüyorum sana. İlk maçta şunu da görmedim demek ki. Bak şimdi istiyor. ilk maçta San Jose ile oynadığımız ilk maçta takımı. sen bu takım şampiyon olur, her şeyi alır der misin? Derim tabii ki. E tamam şimdi der misin? Demem. Bunu ne ilerledim. oldu bu takıma? Dayak miydi bunlar? Bunlara bir şey mi oldu? Bunların parasını mı kestiler? Ne ya da oldu bunlara? Bu kadar mı fokus Trabzon'da? Ha, ne oldu mesela hani Seçil Erzan mı girdi kulübe? Ne oldu abi mesela? <laughs> bu tarz maç oynamış mıydın? Hatırlıyor musun? Yani derbi var diyelim ki hafta sonu ve arada bir rövanş maçı oynayacaksın tamam. ee, ve skoru da almışsın. Yani tamam. Bugünkü psikolojiyi düşün oyuncu psikolojisinden soruyorum. Ee, akılların Trabzon deplasmanında yüzde yüz olduğu bir durum yaşadım yani zor olabilir mi oyuncu için bu durum? nasıl olabilir ya? Olabilir mi? Zaten bütün sezon maçı boyunca böyle şeyler oynuyorsun sen. Ama Fenerbahçe'de bu travma var. Fenerbahçe gidiyor, atıyorum Beşiktaş'ı yeniyor, geliyor içeride Alanyayla beraber kalıyor. O zaman o galibiyetin hep yani yıllarca bunu anlatmadık evet. mı? Dedi ki yani sen eğer Trabzon'u Trabzon'da yeniyorsan, Adana'yı Adana'da yeniyorsan içeride de Alanyayı yenersen İçeride de Alanyayı Samsun'u yeneceksin ki bunun bir değeri olsun. olsun. Sen oradan güçlü bir rakibini alıp burada verince, daha zayıf bir rakibe verince eşitleniyor Eşitleniyor hayır burada şimdi başka bir şey var. Buradaki olay şu. Oyuncular aslında böyle bir maçta turu da garantilemiş ya baktığında. Evet. 3 -0 daha orada, rahat olması lazım diyorsunuz. daha rahat olsun. Yani şurayı şurayı da kaçırmıyorum tabii ki. Yani İrfan Can'ın maça nasıl başladı? Böyle çok iyi oynadı. Aldı oyunu. Ciku, İrfan Can. Pazara yolladı. Bir Belçika'ya. Belçika'ya. Brüksel'e bir yolladı. Evet. Andres'in evet. bir daha geri getirdi o, oyuncuyu. Bilmiyor çünkü o oyuncu o hareketi. Bilmiyor ve bilmiyor. Sonuçta öğretti bir şeyleri. Kendini <laughs> tanıttı. ama Bir imza attı orada. <laughs> Bu olması lazımdı. Yani bugün Fenerbahçe hiç yorulmadan maçı bir sıfırda kaybetse, bir sıfırda kazansa, pozisyona girip. girip birazcık böyle şut çekip, bir şeyleri deneyip, bir şeyleri böyle Fenerbahçe bir gün hani öyle... Se bir sene gidelim, Trabzon'a gidelim yani. Bence Trabzon'a mı gidelim, eve mi gidelim onu bilmiyorum Berkay işte. Onu sen bil. Soru o diyorsun yani aslında. sen çok iyi niyetlisin orada Trabzon'a gidelim ama ben bugün bitsin de Trabzon'a gidelim havasında bir ma maç... Bir şey eve edeyim. gidelim, oradan belki Trabzon'a önce biz bir eve gidelim. Yani biz bir iki önce bir eve gidelim tamam mı? Öyle bir hava vardı yani bu maçta böyle bitsin de Trabzon'a gidelim, hava varsa Fenerbahçe biraz ısırırdı. Isırmadı Hiç ısırmadı çünkü. yani. Ben onu demeye çalıştım o yüzden Aslında Aura ile de... oyun derken şunu demeye çalışıyorum. Ee, mücadele edersin, yani ısırırsın. Kötü evet. oyun olabilir. Yine oyun çıkmayabilir ortaya ama en azından ısırdığını hissedersin. Hiç. O da olmadı bugün yani. Hiç. Bugün Fenerbahçe varla yok arasındaydı yani. Ne oldu abi? Taraftar üzerinde bir ölü toprak. Ne oldu abi yani? Bu işi? Ya biz... Hayır. Enteresan nasıl biliyor musun? Yani Şimdi şey bu saçma bir örnek ama. Çok, hati, yani chatte Hatice e, kardeşimiz yazmış. Berkay abi demiş. E. Ee? Prag Liverpool maçı ilk maç kaç açmıştı? Hoca Liverpool'dan örnek vermeyince görünce de söylemek istedim. Deplasmanda kaç kaç? 5-1 yendi değil mi? Bir, bir, 4 mi? 5-1 1-4 mü? 1-5 mi? Dakika 10-3-0 Liverpool. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. <laughs> Şimdi, Tabii ki ama, seviyesi farklı ama sakatlık. Hayır farklı. bir dakika seviyesi farklı değil. Senin hocam bunu örnek veriyorsa sen <laughs> o de hoca diyeceksin hocam. Tamam işte <laughs> bunu insanlar anlamıyor. İnsanlar da burada İsmail Kartal böyle dediği için "Aa hocanın vardır bir birliği. Abi hoca hiçbir şey bildiği yok. Hoca saçma sapan örnekler veriyor ve farkında değil kendi. Kendi diyor yani büyük hocaymış gibi konuşuyor. Ya hocam sen çok büyük bir hoca değilsin. İdare eder bir durumdasın. Tamam Olmak mı? Da Olmak da zorunda değilsin. O zaman idare ederim. Maksimumu çıkar. Çıkarım Gözünü seveyim boşver. Tavanını... Senin Tamam Liverpool'da 12 12 tane şey var değil mi? Hı -hı. Ama adam her maçı ciddi alıyor. Şimdi sen bana bu maçı ciddi aldığını söyleyemezsin. Sen bu maçı iyi yaşadığını söyleyemezsin. Sen hep kazandığında bak şimdi. Örneklerini vereyim ki ben bunu kendim uydurmuyorum. Norwich City. Norwich City 6 yiyorsun. Açıklama, bası, yapma açıklama doğru. yapmıyorsun. Doğru mu? Doğru. Tamam moralin bozuk şimdi bugün de ne, ne yapacağım belli değil. Ama turu getirdiği için daha rahat olacaksın. Kötü oynadığı maçta içerideki maçlarda işte şampiyonluk yolunda. Ya da Ankara iç... gücü maçında kupada Cengiz ve golü atsaydı. Falan şey falan. Vardı. Hep böyle bir şeyin içindesin. Doğru mu? Ama seyret. 5 attığında, 6 attığında, 3 attığında orada süper hazırlandık. Mükemmel çalıştık. Her şey süper. Sosyal medya arkasında tak hocam mükemmel hazırlandı. Abi bak çok tehlikeli bir iş bu. Evet. Büyük bak bir sorumluluk gerçekten altına gerçekten ayağımız abi. bir kaydığında Tabii. O bütün tamam mı? Bir, Bak ayağımız evet. bir kaydığında alt zemin öyle bir sağlam olması lazım ki bizim Üst eğer taraf, bel kemiğimizi kırır, kırarsak felç kalırız. Aynen öyle yürüyemeyiz. Doğru mu? Doğru. Ama düştüğümüzde kurtarma şansımız var, var. mı? Düzgün düşersek. Var. Onun için alt zeminizi iyi hazırlamamız lazım. Zeminin sağlam. Ayağımız hepimizin kayabilir. Topik, her Bu ne zemin. demek oluyor? İçeride beraber de kalabiliriz, Topik. yenilebiliriz Topik. de. Ama günün sonunda sen bütün maçlarını kazanırsan şampiyon oluyor musun? Oluyor. Böyle bir gerçek var mı? Gerçek. Tamam. Buradan buradan besleneceksin. buradan besleneceksin. Ama eğer oyuncu kalırsa elimizde. Oyuncu kalmadı. En tehlikelisi de o. En tehlikelisi de oyuncu kalmadı. Bekao'ya bir şey olduk Allah dedik. Orada en sonunda Bekao bir düştü ya Allah dedik. Ciko Bekao diyorum. Bekao herhalde beni andı. <laughs> Allah dedik mesela. Pek az seni mantıklı. He. E, olamaz mı? <laughs> Olabilir tabii. <laughs> Resimlerden bu da görmüşsün belki. Malzemeci mi falan? Başlıdır belki orada. Bir şey, şeyin Ortega'nın yaptığı gibi ben baktı arkama falan. Sen futbolcu musun? Ayağıma bakıyor, ayakkabı ayağımda. Ne yapıyorsun dedi. Yani Seni çünkü bir gün, gün önce her şey zannettim. Tabii o da iki çeyrek söyledik de meyve tabağı söyledik de yap, şey, bizi çalışan yaptı. Sağlık olsun Ortega'ya <laughs> bir boynumuz saygımız kıl boyu bu Boynumuz kıldan ince. Onlar... Peki abi İsmail Yüksek Sonra... ve Ceko'nun açıklamalarını verelim. Bugün İsmail 90 dakikayı tamamladı. Sen 3 demişsin 4 olmuş. 4 e, mu olmuş? E, olmuş. <laughs> Kötü bir skor bekliyor Sparta Pırağı. Bugün. Abi adam çünkü şey yani keyif maçı bu. Şimdi düşünsene Tabii, ya arkadaşlar size soruyorum Allah aşkına ya. Halı sahada maç 5 olduğunda keyfe başlamaz mısın? Bir şeyler o, 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 denersin değil mi? Biz bugün niye stresledik Yani bizim bugün böyle son maçımız mı hayattaki yani? Öyle çıkmış. Herkes bir böyle kafası dolu. Böyle besmişler futboldan ya. Bak futboldan bıkınlık geldiğinde demek ki antrenman hoş değil abi. Bu çok tehlikeli bir şey. Eğer bu sezon sonundaysa. Evet. Tamam mı? Aslında Peki oyuncular artık böyle bu çok, çok ciddi. Bunu okuyayım daha üstüne konuşalım. Bence bu çok ciddi bir ayrıntı. Ciddi bir ayrıntı. Çok ciddi ayrıntı. Bizim vermediğimiz bir, boş bir ayrıntı. Doğru. Yani, bu senin şimdi bu ayrıntından ben şunu anladım. Ara boş ayrıntı veriyoruz var. Neyse belki o gün açıklama. Tamam anladım seni. İsmail Yüksel'in açıklaması şu anda ekranınızda. İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. E, turu geçtiğimiz için mutluyum. Aslında biz profesyonel futbolcuyuz. Maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz. Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı var. O maçı düşünmeliyiz, maç maç gitmeliyiz demiş İsmail. Ceko'yu da arkasına verelim. Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı. Yani arada zaman farkı olsa, Ceko herhalde izliyor, dinliyor <laughs> de derim ya. Yani bu şekilde açmıştı programı. Evet. Ceko'nun açıklaması da tam olarak bu şekilde gelmiş. Hocanın da açıklamaları birazdan gelecek. Ee, devamında da yine onun üzerine konuşacağız. Dediğim Tam ettiğim gibi abi. Ayrıntı şu. Sen diyorsun ki, Hı -hı. bir futbol takımı tamam. takvimde Mart'ı, evet. Nisan'ı bulduğunda ve üç tane de hedefi varsa. Okey. Bir noktada oynadığı oyundan artık zevk almaya başlayıp. Tabii canım. Rahat olması gereken döneme girmiştir diyorsun. zevk yani en azından zevk almaya başlamıştır Böyle artık diyorsun. bu futboldan soğuduğun, futboldan bıkkınlık geldiğin He sezon başı ki böyle olur. bir mükemmel bir ortam. 3-0 yenmişsin Kadıköy'de oynuyorsun. Tabii. Hayır sadece 3-0'dan hariç sezon sonu artık çünkü bütün sene futbol oynadığı için. Hoca diyor ya şimdi Şimdi Hocanın mantığını düşün. Mantığınla e, bu elindeki tuttuğu şey gerçek. Doğru değil benim için. Şimdi mantıken diyor ki çok maç oynuyoruz diyor. Tamam. Tamam çok maç oynuyorsan... Oyuncular da çok bu topla buluştuğu için... ...bir yerde artık böyle rahat antrenman... ...daha böyle Bari moral... ...daha çok bırak. ne bileyim balık yemeklerin... ...akşam yemeklerin... ...böyle Sıkıldığı. rahat ortamların... ...takımca böyle bir keyif yaptığın... ...keyif alanın daha çok olması lazım. Rahatlık, konfor alanın arttığı dönem sezon sonudur. Evet. canını sıkıldı. Ah futboldan bıktım. Yeter falan antrenmana evet. gelmek istemiyorum. Artık bu sert antrenmanı Hı. yemek sezon istemiyorum. Başıdır. Hırs, kavga, dövüş her şey sezon başıdır. Çünkü üç antrenman yiyorsun belki de yani. Anladın mı? Şimdiki sıra ben demiyorum hocam oyuncuları komple bırak. Komple bırak. Ama yani sıkma artık yani şimdi adam Sibel Can'a gitti diye normalde izin vermezdim diyorsun. Sen ben seni yakalıyorum sen merak etme. Sen de beni tanıyor, ben de seni tanıyorum. Şimdi benden kaçmıyor, ben yakalıyorum. Başkaları onu espri olarak anlıyor da ben başka türlü anlıyorum. Yani Tadiç'e demek ki sen Tadiç'i de sıkıyorsan, e öbürki oyuncuları da sıkıyorsun demektir. E bu oyuncularda artık sıkıldığı için bu sefer psikolojik açıdan adalesi de gidebilir. Soralım, bir spor hekimine, psikolojim benim iyi değilse. Yüzde yüz Benim psikoloji psikolojim iyi değil. Yapalım. Ben mesela gerçekten moralim çok bozuk. Bir şeyi kafama takmışım. Beni rahatsız eden bir şeyler var hayatımda. Tamam mı? Yaşadın sen bunu. Ya. Benim halı sahaya çıktım veya işte normal profesyonel sahaya çıktım. Benim adını atabilir mi bu olaydan dolayı psikolojikten? Bir soralım. Bakalım ne diyecekler? Bence 10 tane spor hekimin onu da diyecek ki atabilir. Tamam demek ki bu oyuncuların sen sadece antrenman, sadece bunlara ne bileyim yüklemeyle bu, bu iş olmuyor. Demek ki sen bunu psikolojik tarafında düşünün. Ayarını yapman. Fenerbahçe'nin yani. psikoloğu var mı? Ee, ben şeye baktığımda görememiştim. Göremezsin çünkü yok. Nasıl göreceksin oğlum? <laughs> Bakmam gö lazım. Bir Olmayan daha. bir adamı. <laughs> Doğru olmazsa yoksa göremem abi. Tamam. Ha, Şimdi soracağım. Çünkü benim en nefret ettiğim şey bunu Hikmet Karaman da yapıyordu. Hikmet Karaman'dan nefret ettiğim değil. Hikmet, Hikmet, Uygulamadan. Hikmet Hoca, seviyorum. Hikmet Hoca hep Bayan Münih örneğini veriyor. Almanya örneğini veriyor genelde. Evet. Ama daha çok da Bayern Münih'e Şimdi hocam sen Bayern Münih'e örneğini veriyorsun. Onlar paraşütle sprint antrenmanı yapıyor. Ee, ama adamda var Alonso Davis. İşte sen yapıyorsun Rize'de ama sende Alonso Davis yok. Demek ki o paraşüt antrenmanı sana aynı efekti veremez. Alfonso Davis yok demen çok şey oldu. Yani isim vermeden öbür taraftan yürüdü. neyse şimdiki sonuçta Liverpool örneğini veriyorsan hocam. Uzun lafın kısası. Sen Liverpool'u örnek gösteriyorsan tamam mı? Yani o zaman... Liverpool gibi bir Oturup durumun, kalkıp, söz konusu yatıp, lazım. içip, şey ne Liverpool'un, soruyorum ben İsmail Kartal'a. Madem bu kadar Mourinho'dan bahsediyor ya programlarda. Hı hı hı. Soruyorum hocam, affına sığarak. Liverpool'un sağlık ekibi, psikolog dahil her şey içinde sağlık ekibinin sence aylık maaşına kadardır ve kaç tane kişi vardır? Hani kaç kişi vardır? Uyku koçu var. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Uyku koçu falan. Ya kardeşim adam frikik gol atıyor. Frikik kocasına teşekkür ediyor Pep Guardiola. <laughs> 50 kişi var orada. <laughs> Ama biz çekeceğiz. gidiyoruz Pep Guardiola böyle basın. Ya baba o adamlarla senin çalışma ortamının bir değil ki. Tabii ki. Başka bir senin zaten geçerli, yani. geçerli. Resmiyette böyle bir, 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 CV'si yüksek olan bir tane fizyoterapistin yok. Mert Hakan isyanı zaten ondan. Adam yardımcı hocaya sana bana kızıyor çünkü kızacak Bilmiyorum bir adam ya. yok. Birine kızacak adam masörü mü dövecek? Masör zaten orada çalışan bir Tabii. şey. Maaşlı çalışan. çalışan orada adam zaten e, emir kulu anladın mı? Adam masör masör yaptı. Masaj yap demişler. Mert Hakan adilesini yırtmamasını engelledememişler ki. Adamın alanı değil adam yani yapamaz. Adam der ki doktor yine vurur bunu masaj yap der. Masaj. Fenerbahçe'de böyle bir ya 2024'teyiz. Sen eğer hoca olarak diyorsun ya yapay zeka ile bununla çalışıyorsun. Hı hı. Tamam o zaman her şeyi de o, o anlamda Tabii, çalışman mükemmel lazım. Mükemmel olman lazım. Mükemmel ama. o zaman senin diyetistin de olacak, psikoloğun da olacak, oyuncuların moral bozukluğu... Çö senin doğru. çözemediğin yerde çözecek birisi olacak. Tabii. Atıyorum arabulucu olacak. Sana yardımcı olacaklar. Anladın mı yani? şimdi mesela Mustafa Denizli tamam mı? Mustafa Denizli'nin bazı yerlerde müdahale edemediği yerde o geliyordu. Çünkü Olay başka bir yolu var onun yani. Ama burada her şey İsmail Kartal şey olduğu çok için yanındakilerin öğrenip. de yetkisi çok... Daha öncesinde ya abi şimdi şöyle bir psikoloji var. Kimse yanlış anlasın. Ben kimse küçümsemiyorum Ama sen daha önce tokatla çalıştıysan bir anda Fenerbahçe'de bu yüksek profilli oyuncularla o, o şeye giremezsin abi. O sekansa giremezsin. Yani nasıl olursun? Tamam mı? Hani o ortama ayak uydurmaya çalışırsın. Sekansa giremezsin. Oradaki çocuğa da üzülüyorum aslında. Tabii, çok büyük bir görev alıyor. Çok yani. büyük bir görev anladım orada Ceko ile mesela şimdi tokat da yaptın tokatlamayla buradaki aynı tokatlama tokatla olamalı mı? Olmaz. Şey gibi oldu bu. <laughs> Tekerleme gibi, <laughs> gibi onda hiç yapamam. Yani tokattaki yaptığı işle veya atıyorum e, ben Turgut'la oynadım işte Turgut'la da çalıştığım adamla Fenerbahçe'deki çalıştığım adam oyunu olabilir mi? O yüzden Allah. zaten onların Fenerbahçe aynı şey bir değil. Yani. Tamam mı baba? Ha kendini oraya geliştirebilir mi? Evet. Tabii Ama şu an bizim ihtiyacımız <gülüyor> yok. <gülüyor> bizim olmuşu bulmamız lazım. Bizim şu an olmuş bulmamız lazım <gülüyor> <gülüyor> bu takım anladın mı? Bizim hemen her şey hazır olması lazım. Bizim en iyi fizyoterapist, en iyi psikolog, en iyi ne bileyim şeyle çalışmamız lazım. Soruyorum. İsmail Kartal'ın yardımcısı kim? Soruyorum abi ya. Düzgünce bir soru soruyorum. Yetkili, en yetkili isim olarak tamam mı? İsmail Kartal'ın. Çünkü abi İsmail Kartal da Allah'tı ki. Tabii. Bir yerde sıkıştığı, bir yerde beyninde onda belki moral... insan ya o da. Tabii ki. Onu da moral olarak düştüğünde abi. İsmail Kartal'ın işini çözecek adamı söyleyin bana. Futbol takımı yönetiyoruz ya. Bu çok güzel bir örnek. Ee, Aykut Hocaman zamanında evet. İsmail Hoca yardımcı hocaydı. Tamam. Senin Oğuz Çetin örneğini verdiğin gibi Aykut Kocaman'ın girmediği yerlerde İsmail Kartal devreye giriyordu. Oyuncuyla birebir diyaloğu daha kuvvetli i̇şte olduğu için. İşte tam o adam İsmail Kartal aslında. <laughs> ben bunu anlattığım için yandım. <laughs> Tam o adam ve burada mükemmel. Biz birbirimizi Ama anlıyoruz. Oğuz, Çet... sence... Oğuz Çetin, sence profil ve futbolculuk ve kariyer anlamında sence İsmail Kartal'la kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslamayız. Ben yani Benim çocukluk efsanem Oğuz falan. falan. Başka Doğru mu? Bir Ama Oğuz ya. Çetin Hoca olabildi mi? Olamadı. Tamam, bu kadar basit. Peki. Demek <laughs> ki yani sadece bu iş böyle olmuyor. <laughs> Tabii ki olmuyor. Doğru mu? Ama Oğuz Hoca mükemmel bir tamamlayıcıydı. Mükemmel. Yani 5'e 2'de bize sadece bacak at, bacak at, bacak arası. Arası atması bile, ayak Seni dışına başka şöyle bir kesme beni başka bir yere götürür. Evet. Çocukluğuma götürüyordu, getiriyordu falan evet. tamam mı? Senin moralini yükseltiyor. Moralimi yani. yükseltiyor. Onunla aynı ortamda olmak, bizim odamıza girip bir işte DVD filmi istemesi o zaman DVD evet. zamanıydı. Diyalog kurması. Diyalog kurması beni mesela antrenmanda ekstra bir efora sarf ediyordu. Ama ben bu oyuncuları ekstra efora sarf edecek bir kişinin orada o, olduğunu. O diyalogun inanmıyor. kurulduğuna inanmıyorsun. Ki çok önemli bir şeydir. Bu görünmeyen şeydir. Yani işte Volkan bir dönem şey dedi öbür kişi şahsın adını söylemeyeyim. Unuttum adını çünkü hafızamdan silindi de. Böyle benim anısını hafızam silindi. Olabiliyor silinmiyor. bu herkese. Anladın mı yani? Olabiliyor. Yani o yüzden inşallah Allah seni unutturmasın bana. Böyle abi. yaşlılık da geliyor. Abi. ama şey böyle bazı isimleri böyle gereksiz isimleri siliyorum ben. Neyse. Şimdi düşünsene abi takımdasın. E, Volkan Demirel takımın efsanelerinden o da staffın içinde. Hı hı. E senin odana geliyor ki sohbet ediyor. Ya ben bunu nasıl anlatayım? Yani başkanım duyuyor musun beni? <laughs> Ha, Ali Başkanım, Sayın Başkanım bugün zorla gelmişsin ya stada. Bak güzel bir şey anlatıyorum. Semih var altyapıda tanıyor musun Semih Şentürk? Nöbetçi golcü derler genç Semih. Bizim de kardeşimiz. Alın abi. Ortam alın bir için. zarar vermez size. Gelsin iki sohbet etsin anlatsın bir şeyler, muhabbet etsinler, bir çekirdek çitlesinler. Oyuncuların birazcık psikolojik açısından onlara birazcık yani onu oraya alın Fenerbahçe'yi anlatmasına gerek yok. Sadece onun orada bulunması. Bir ismin yani düşünsene abi yani. Ne, ya bir de bu şampiyonluğu. Baba yani <laughs> şimdi düşünsene yani e, o, ne bileyim milli takımdasın veya işte bir yerdesin ne bileyim abartı bir olay ama mesela staff da işe yeni başlamış ki onlarda da olmuyor. Christian oldu ona oradan yani ne bileyim bir, bir, bir farklı bir forma şimdi modele geçersin değil mi? Tabii. Yani bunlar etkileyici şeyler. Futbol tamam mı? Yani bir şirket yönetimi değildir. Robotiye bağladığım Hı. bir anlam değil şimdi. Şirkette ben banka işinde sadece 24 saat hesap kitap yaparak işimi kurtarabilirim. Bu böyle değil. Psikoloji değilse arka adele gider. Siz bunu belki anlayamıyorsunuz. Sizin beyninize girmiyor. Artık ben böyle artık sokmaya çalışayım. Çünkü Mert Hakan'ın e, morale yüksek olduğunda ve geçen hafta böyle işte gol sevicinle kendini evet. kaybettiği bu kadar moral motivasyon bir adaleli kopma başka açıklaması yok abi. Ya yanlış yükleme ya da psikolojik. Evet. Kimse bana bir şey anlatamaz. Ya düşünsene sen gol atıyorsun ve bütün her şeyin senin boşalma noktasına evet, geçiyor. Pozitife, bütün, geçiyorsun. pozitife geçiyorsun. Bütün pozitife geçiyorsun ve artı yazıyorsun. Evet, artı ki yedim. bu adamın arkadaşı nasıl kopar. Bir gidelim 50 tane psikologla şeyde spor hoca'mla konuşalım. Evet ortada pozisyon yok. Biz bunu yok. çözemeyiz. Tabii. Ama Tabii, biz falan bunu törpüle... şu şu an hayır ha, bir okay. şu Daha an falan Şu kısa yani şuradaki artık geçti. Tabii. Benim aslında hepsini birlikte anlattığım olay Sezon olmak çünkü kim herkes İsmail Kartal'ı konuştu doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi soruyorum size. Pep Guardiola sizce tek başına bu işi yapabilir mi? Ya o ekipsiz yapamaz. adam ya. gidiyor. Deli mi bu adam? 35 tane yardımcısı 35 <laughs> tane yardımcısı var. E, go, 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 gol olduğunda frikikten bir organizasyon gidiyor adam evet. alnından öpüyor e, şeyini. O ona bir gol Siz... yazdı çünkü. Anladın mı Tabii. ne istediğimi? Belki de o gol şampiyonluğu getirecek. Belki de. Bu bir ekip Tabii. işidir. Tabii. Şimdi ben İsmail Hoca tek başına. Bu adam dünyanın en iyi hoca gibi biz onu büyüttük böyle. Tamam mı? Bir modele soktuk. Ona da zarar be, verdi. İnsan o da. Tabii. Beşer o da için. belki ona o da belki o, yük olduğu için hata yapabilir. Beşer şaşır abi bu insan hata insan. Başın anladın mı o yüzden... neler söylemiş İsmail Kartal. E, Osayi Samuel'in de açıklamasının başında hepsini okumayacağım ama e, hayal kırıklığı yaşadığından ifade e, bahsetmiş Samuel Samuel'de. Ceko da benzer bir şey söylemişti. İsmail de benzer bir şey söylemişti. Bakalım İsmail Hoca neler söylemiş karşılaşma'nın ardından. Iki, aş i̇ki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle maça başladık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı. Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak turu geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız var. Bunları düşünerek ve hafta sonundaki maçı düşünerek bir plan üzerinden oynadık. Kaybetmemize rağmen turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum. Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak bir sorunu vardı. Hı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda bir iki gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adaletsinde çekme oldu. Bakacağız ne derece olduğunu şu an bilmiyoruz. Öncelikle İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma. Çünkü e, bu kadar net... Arada konuşulan şeyi şeffaf bir şekilde açıkladığı için, bize de üzerine konuşma fırsatı verdiği için kendi adıma teşekkür ediyorum. Çünkü çok net bir biçimde şunu öğrendik. İsmail Cunluğun ağzından duyuyoruz. Hı. Yoktur artık herhalde dediğin konuşmanın başında, yoktur herhalde Mert Hakan'ın sakatlığı varken herhalde oyuna girmemiştir dediğin tamam. durum doğruymuş. Doğru. Mert Hakan'ın bir ufak sakatlığı varmış, oyuna alınmış, doktor bir problem yok demiş evet. ve Mert Hakan sakatlanmış. Tamam. Doktor ne zaman koca Ama bunu artık yani bu iki kere iki dört değil mi yani artık? Niye koyuyor doktoru biliyor musun? O getirdiği için. Çünkü o şöyle doktoru şu an perişan etti mi İsmail İsmail yani. acaba? Kendini niye yak yakacak biliyor musun? Bak bu cümlede unutmayın bu burada kalsın kendini niye yakacak biliyor musun? Çünkü onun yaptığı her şeyi doğru sannettiği için yanacak. Doktoru getirdiği için. Bak abi şimdi zaten doktor senin şampiyonluk yarışında senin bir tane oyuncunu yaralamış. Evet. Tamam mı? Evet. Ne diyorum sana? Şimdiki bu anlatanlar var ya. Herkes evet. anlatıyor bir şey. Herkes evet. çıkmış bu işi yapabiliyor. Evet, Çünkü sonuçta evet. sen bunun bir e, kalifikasyonu yok değil mi? Doğru. Doğru. Şimdi adam diyor ki çok mu geziyor, tozuyor diyor. Al işte sorunu varmış. Ya, geziyor muymuş bu adam? İki günde dinlendirilmiş. Ama başka türlü açıklaması yok. Şimdi kası bak bu doktor ve fizyoterapist iyi olmadığı için, hiç olmadığı için şunu çözemiyorlar. Kasında problem varsa. Adeleye tamam yansıyor. O diyor ki kasındaki problemi ben tutarım diyor. Ama, Ama Adeleye ne yapacağız? Adam... <laughs> Şunu anlamıyor çünkü kendi futboluna ne ya doktor? Bütün vücut yani. Bu Dubai'de, bu Dubai'de bir zengin ailenin aile doktorluğunu yaptığı için orada kimsenin kasıktan arkadesini gitme pozisyonu olmadığı için tamam mı? Için o anlamadığı için bu adam. Ben anlatayım o zaman bari. Bu inanılmaz. Kasığında başlamaya. sakatlık varsa sezon şey e, e, hafta içinde. Hafta içinde sen ister istemez koşarken psikolojik açısından koruyor musun burayı? Evet. Tamam. Bu, bu sefer seni nereye bindiriyorsun? Arkadene. Arka yani ve başka birini. E ne oluyor? Arka dönem gidiyor. E, Mert Hakan'ın da bugünkü olayı e, tepkisi açıkça oldu. açıkça Mert tepkisi Doktorun buna içinden geçti. Sadece çıkarken geçmedi. İlk daha sakatlık olduğunda doktora bağırdı. Tac'a giderken bakmadı. Yaptı orada. Aynen öyle. Tabii. Sonra bir daha gelirken yardımcıya da bağırdı. Çünkü adam demiş ki Mert Hakan benim sıkıntım var yani. Bağırmış. Canım yanıyor yani. Tamam. Sen şimdi bir adamın sıkıntısı var. Bak hoca aslında burada bu işi yönetemediğini kendi açık yani itiraf bu, etti bu, bu olayda. Neyi itiraf olayı etmiş mi? biliyor musun? Hafta içi kasında ufak da ve büyük Önemli değil. Problem olan adımı sen kadroyorsan sen ne dedim ben her zaman? Oynatabilirsin. Oynatabilirsin. Oynattım. Oynattı. gitti. Şimdi üç hafta yok. Şimdi soruyorum ben. Ben miyim suçlu? İnanılmaz ya. Valla. Bu Sari. nasıl? yani şimdi bu bir şey yönetemediğini görürse oyuncular Oyuncular bu sefer seni bir şey olduğunda çok fazla kayla almaz. Mert Hakan'ın bugün doktoru almadığı gibi ki bence doğru yaptı, az bile yaptı. Ben olsam daha beterini yaparım. Yani şimdi üstüne ya, sen doktorsun ve daha öncesinden şeylerim var. Bu kadar bana bana. gelmişsin. Ben sana gelmişsin demiş Sıkıntım ki. Var bak, doktor, benim burada hocam. problem var. Biz de tura atladık, evet. Ben dinleyeyim ama hoca da demiş ki. Çünkü İsmail hoca birazcık eski kafa olduğu doktora için sormuş. orada doktora sormuş. Doktora ne demiş? Doktor demiş ki yani bence kadroda olsun. Problemi yok demiş kasırda. Yani kasımda. problemi yok o kadar demiş değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun arka delisi. şimdi bunun hesabını ben vereceğim. Mert Hakan kime soracak bunun hesabını şimdi? şimdi. Soruyorum abi şimdi bu profesyonel milyon dolarların döndüğü bir sektör. Sigortası Fenerbahçe ya bu işin. Evet, soruyorum şimdi. Sigortası yok Fenerbahçe'nin ya. Hı -hı. Ne diyeceğim ben? Şimdi ben sosyal medyada görüyorum. E, BKO'yu e, ee, döndü ya sakatlıktan. Bekao'yu hemen oynatmayıp hazır halde böyle süper maça çıkartıp doktorun resmini paylaşan siteler de gördüm ben. Hepsi de bende duruyor. Bir şey için değil de hani ne kadar vasat ne kadar fena şey, zarar verdiğini söylemek için söylüyorum burada. Bekao o maçtan sonra gitti. Ee, Mert Hakan hiçbir şey yapmadan gitti. Adam antrenmanda kasıl çekti İnanılmaz diye arka adam koptu. söylemiş yani bir de i̇nanılmaz bir şey i̇nanılmaz bir şey ya. Bir şey ya. çıkıyor İsmail Kartal diyor ki Mourinho diyor. E ben seni ciddiye almam ki hocam. Ben seni niye ciddi alayım sen bana öyle bir şey söyleme. Bak şeye gelemedi. Sen daha burada oyuncunun açıklamasının sonu o kadar flaştı ki Mert Hakan kısmı. Tabi. E, başında... mecbur verdi çünkü hani... orada bir yandık işareti verdi. Bir yandık yüzük dedi. yani. verdi. Süper chat'te de çok bir Böyle yani o da e. çaresiz kaldı çünkü orada çok sinirlendi. Abi çıldırırsın diyorum sana Berkay. Formu yakalamışın formayı da yakalamışın gibi duruyor değil mi? Gol de atmışın maçı da geri döndürecek comeback golünü atmışın. E Trabzon gibi bir derbide ve ondan yoksun. sonraki maçlarda yoksun. Olaya bak Çıldırırsın ya. ya. Ve senin de sorun yaşadığını anlatmışsın değil mi? Saklamamışsın tamam, yani. Tamam ben de soruyorum size. O hocam ne zaman koyacaksın doktoru? Hani şampiyonluk Cevabı da şampiyonluk gittiğinde ya. zaten gideceksiniz ya, e, e, zaten o zaman benim için ilgilendirmiyor. Ben sen zaten 20 tane oyuncu mu yaralım e, e, Bizim burada kardeşlerimiz en iyi oyuncularımız Fred gelmiş bir daha gitmiş. Bekoa gelmiş, gelmiş bir, bir daha, daha gitmiş. gitmiş. İrfan gitmiş. Ya, İrfan gitmiş. Cengiz zaten Samuel gelmiş. Gitmiş. Cengiz gitmiş. Samoya gitmiş. Gitmeyen yok. Çağlar Şimdi gitmiş. ne ne olması lazım mesela hocam senin ta, e, bu olaydan şey tatmin olman için veya bu olayı işte bu artık evet yani. burada Bize bir, bir sıkıntı problem. var, bir problem var demek için ne olması lazım yani? Ha, hala da Fenerbahçe yönetimine yani. Yok abi açıklaması yok. Adam hala sakatlık yani olabilir bu futbolda diyor. Şimdi bu öyle bir şey ki dediğim gibi açıklamanın sonu o kadar flash ki başını atlamış bulunuyoruz. Sonuna Aslında başı da çok flash. Başı flash. Başı inanılmaz flash. Hoca diyor ki başında. Evet. Biz aynı ciddiyetle maça çıktık. Bence çıkmadınız hocam. Evet. Plana sadık kaldı oyuncular. Plan neydi ki bugün? Evet. Ben görmedim ki bir plan tamam. yani. Bak ama ben yani sence ben size sorayım arkadaşlar. Çete de yazabilirsiniz. Mesela böyle programı seyrediyorsunuz ya. Böyle fal programları oluyor böyle. işte neydi o? <laughs> Uygulamalar oluyor. Uygulama değil ya programlarda oluyor konuşuyorlar oluyor, oluyor. iki tane teyze yan yana. işte şey ne o? <laughs> Astroloji. Astroloji olabilir. falan. Sizce mesela böyle medium falan gibi mi? Böyle mesela geleceği falan görüyor. Oradan öyle gözüküyor muyum? O zaten açıkladım ben iki dakika evet. evvel. Hoca dedim hiçbir şeyi, kötü oyunu da hiçbir şey kabul etmeyecek. ...her şeyi Aynı doğru şey, yaptığını de olacak, söyleyecek... Demek i̇şte bu yani. çok tehlikeli abi. Evet zarar veriyor. Çünkü yani. eğer Trabzon maçında puan kaybedersem... Oyuncu ...ben yani. hocaya, hocaya o şey zaman yaptır. ne diyeceğim abi? Hocaya diyeceğim ki hocam... ...nasılsın iyi misin? Ne diyeceğim ben hocaya yani? <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> abi şimdi bana... bir yani, ...hoca bildiğin benim... benim ...sizi karıştırmayın ben kendime konuşacağım burada... ...benim aklımda dalga geçiyor abi bu adam. Ve ben buna çok sinir oluyorum abi. Böyle ama olduğunu biliyorum. Adamı da tanıyorum. Şu an benim aklımda dalga geçiyor. Ben ilk turu geçtim... Tamam mı? Hı hı. E zaten turu atladık diyor. Abi sen böyle bakarsan bu kupayı alamazsın. Yarın bir senin bir normalde şu an hoca olarak tamam mı? İsmail Kartal şu an normalde içeriden çıkmış olması lazım. Takımın içinden geçmiş olması lazım. Her şeyin hem bizim hem basının, evet. herkesin öyle bir şey yapması lazım ki bütün gündemi gündemi başka bir yere alıp bu takım bir anda Trabzon ezmesi lazım. Evet. Bir tokatlaması lazım birini. Baba yani. ya ben zaten beni uyutuyorsun hocam. Ben zaten maç boyu uyudum. E bir de senin açıklamana uyudum. E şimdi Trabzon'a biz gidip orada uyursak e tamam ya o zaman hiç kalkmayalım. ya. Yatılı uyuyalım sezon sonuna kadar. Ölüm uykusu oluyor işte o. Hayır sen şimdi öyle bir konuşuyorsun ki sanki bu maç çok normalmiş senin için. 3-0 yendiğimiz için de böyle rahat ra bitmiş iş. E tamam ama şimdi çeyrek finalde sana böyle bir sağa sola hemen bir tokat atarlar. Sarma sonra uyanamazsın. Bakmışsın. Aa ben elenmişim. Tur gitmiş olur. Ha ne diyecek o zaman da biliyor musun? E çeyrek finale kadar geldik o da mı başarı diyecek. E, bak bunu da söyleyeyim. Bence de ben de katılıyorum sana. Öyle diyecek bu sefer de. E, ama o zaman da olmuyor hocam bir yerde de yani sen, biz de tükeniyoruz. Sen de bizi artık tüketiyorsun yani olmaz sen burada artık bu takımı çık. Senin normalde burada isyan çıkarttığın basın toplantısı olması lazım bu. Burası ben bu oyunu şey, kabul etmiyorum diyeceksin. Bence de isyan etmesi lazım hocanın oyuna yani. Yani sen bu oyunu kabul ediyorsan tamam mı? Yani o zaman oyuncu zaten kabul eden. Bu normalse, bu okeyse yani, e, Trabzon'da tam, da böyle oynasın. Tamam hocanın Fenerbahçe. açıklamasına göre normal. Ama oyuncular tam tersini söylüyor. E, Ceko ne diyor? Ceko'nun açıklamasını bir daha verebilir miyiz? Edin Ceko'yu. Yani hocanın açıklamasını duydunuz. Bir daha Edin Ceko'nun açıklamasını okumak istiyorum. Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Evet. Bugün de maçı kazanmalıydık. Evet. Belirttiğim gibi tek önemli şey bugün çeyrek finale kalmak. Tamam. Hocanınki tam tersi mi? Hoca tam tersi Tamam. Demek ki oyuncularla hocanın arasında kopukluk var. Bu kadar basit. Bu çok basit bir tek. Burada hiçbir şey gerek yok. Bir şey karıştırmıyorum da. Çok basit. Oyuncularla oyuncu... en fikir değil. Samuel de aynı e, şey söylüyor bu arada yani. Tamam. Geçen, ma geçen şey maçta da ne dedi şey Mert Hakan? İlk yarıyı çöp attık. Biz hep ilk yarıyı çöp atıyoruz dedi. Evet. Manyak mı Mert Hakan? Ama hoca diyor ki plana sadık kaldık. Ee, oynamaya çalıştık. Bunu yaptık. Hocam iyi bir şey yok. Bugünkü maçta iyi bir şey yok. Boş bir bomboş bir maç geçirdik. Yazık ki Mert Hakan da sakatlandı. O da sakatlandı. Sen de teknik anlamda da hiçbir şey yapmadın. Tamam okey. Ama sen artık yumruğu masaya vurup artık burada bu oyunu bize yakışmayan bir oyun. Tamam mı? Plana sadık kaldık. Ne planı hocam? Ben ne anlatıyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun benim aklıma ya? Allah'ın kitabını de. seviyorsan yeter artık yapmasın. Ya. Şampiyonluk şeyine girmişiz. Artık son şeydeyiz, düzlükteyiz ya. Ne sadık, ne planı? Bırak artık şu resmiyeti. Biraz kendin ol artık İsmail Hoca beni de konuşturma bak. Kendimi zor tutuyorum sezon başından beri. Senin yüzünden tonlarca küfür yedim. Kılımı kıpırdatmadım. Yeter. Yeter artık. Yani ben de 42 yaşındayım. Ben de çocuk değilim. Benim aklımda da artık dalga geçme. Rica ediyorum sen de. Ee, birkaç... Neyse sen kendin ol. De ki bu ben biliyorum neyin olduğunu. Şu de burada biraz bir şey bugün bu istediğimiz gibi olmadı. Biz bu maçı yazdılamaktır. Evet ki, o... ya oyuncular da bir yerde kendini suçluyor. Şunu desin de. yani. yani Ceko kendini suçlu hissediyor. Hoca hissetmiyor. E, Mert Hakan diyor ki çöpe attık. Hoca diyor ki atmadık. E, bir yerde kavga oyun, çıkar. Oyuncu da demez ki ya, o... ya demez demez mi Markay, yani? ben sürekli A desem, sen B, B desen e bir yerde kavga ederiz ikimiz yani bu çok doğaldır, insan psikolojisidir bu. Mutlaka ki öyle. Birkaç tane Süper chat şey okuyalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun, var olun. Canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Çağdaş e, Kazak demiş ki yıkılmadık ama ayakta da değiliz. Orlando'dan selamlar. E, bu arada İstanbul'dan selamlar gönderelim. Ve buradan ee, Kocaeli'ye gibi yollamış olduk ama Orlando e, <laughs> uzak oldu biraz değil mi? Ne bileyim abi yani. Şöyle öyle demedim o Biraz, <gülüyor> biraz, me me biraz yani. mesafe var. <laughs> yani yani. Mehmet Akdeniz e, çeyrek finale travma ile çıkıyoruz. Sağdaki 11 ile kulübe iletişimi çok gergin. Futbolcular bence İsmail Hoca ekibindeki sağlık ekibindeki amatörlüklerin farkındalar ve yanlışları düzeltemiyorlar. Mutlu Kular değiller. Başım. Bu kadar basit. Yani gözünü seveyim Mert Hakan bugün çıkarkene bu bu kadar tepkili olması... ...yani arka delesi yırtıldı diye tepkili değil. Niye ben bu duruma düştüğümden tehlikeli? Söyledim de diyor söyleniyor yani. Söyleniyor adam yani. Adam ya hayır hem söylemiş hem de maçtan sonra söyleniyor. Bence az bile tepki verdi. Bence içeride kavga çıkmıştır. Benim adım sana tıkın kadar eminim. İçeride Mert Hakan yakmıştır orayı. Yeter artık demiştir. Yeter demiştir yani. Ben size söyledim benim kasım, ben niye kadrodayım Zaten turu atlamışız gibi anladın mı? Burada her şey yanlış. Bir de sen yani hocam... Yani benim aklımda oynuyor derken ve Benim çıldıracağım nokta bu. Baba, İsmail Hocam bu oyuncu kasından bir şey hissetmiş değil mi? Söylemiş Az yani. hissetmiş, çok hissetmiş. Sen bu oyuncuyu kadroya aldın ya. Bak ona da okuyayım. Bu oyuncuyu niye oyuna sokuyorsun ya? Niye sokuyorsun? Abi sen zaten bu maçın ilk yarısını şey yapmışsın. Adam as oyuncusunu dinlendiriyor. Tamam mı? Sen kullanacağın oyuncu oyunu alıp belki de sakatlıyorsun. Mert Hakan bizim kurtarıcımız ve bizi şampiyon yapacak anlamı değil. Ama sonuçta skoru da etki yapmış. Bir form yakalamış. Abi çocuk, çocuk, çocuk ona sinirleniyor. Yani ben zaten bir şey düzeltmeye çalışıyorum taraftarla aramda diyor. Tamam mı? Onun tarafından, doğru, onun psikolojisinden doğru, konuşuyorum. Doğru. Ben de buna diyor artık başlamışım, gol de atmışım, etki de yapmışım, oyuna da etki tepki de gösteriyorum doğru. artık diyor. Doğru. E ben diyor sakatlanıp çıldırırsın Berkay, çıldırırsın Kafayı ya. yersin yani hakikaten öyle. ya es... hoca, hoca yani bir İsmail Hoca tamam iyi kötü hoca ama bu kadar amatörlük olamaz. Burası Fenerbahçe hocam burası Allah aşkına no, Ankara gücünüze değil yok. yani ya. Hocalıkla da alakası var yok. Var abi ne demek hocalık, hocalıkla hocalık, alakası var Hayır şöyle yok, hayır şöyle yok. Ya bunu sence Mourinho'dan bahsediyor ya, hayır, Mourinho bu hatayı yapar mı? Hocalığı geç, profesyonel Futbol oynamış İsmail Hoca. Şimdi bunları futbolculuk döneminde de 50 kere yaşamış, 100 kere yaşamış. Tamam. Yani çok üst düzey bir bilgiye de gerek yok diyorum. Yani bunun için çok üst düzey tamam, bir hocalığa da gerek diyor. yok. Hocalığı kötü olduğu için bu oluyor diyorum. Hocalığı kötü, hocalığı iyi değil. Her skoru biz ona yansıttığımız için şey, oyuncular hiçbir şey yapmıyormuş gibi. E tamam bu maçta da altı atsalardı o zaman. Aynı oyuncular. Olmuyor. Her maç olmuyor. Olmuyor. Tabii işte, yani. Yani. O yüzden bir yerde oyuncunun psikolojisine bu etki yapabiliyor. Yüzde Anladın yüz. mı? E, bu da sakatlar. Abi adam Diyor ki benim kasımda ağrı var diyor, arka dilim gitti diyor. Ne zaman olmuş bu? Üç gün evvel. Söylemiş Baba şey. zaten bunlar dört gün evvel, beş gün evvel bu maçı maç oynadı, dört gün oynadı. Şey, e, Perşembe maçını oynadı. Pendik maçını oynadı, bir de bir şeyin oynadı. Ondan önce de şeyini yani, oynadı. İki tane maç yüklemesi evet. oldu, kasımda ağrı hissetti. Evet. Abi bu adamı öldürmek, bu adamı sen git... Tamam mı? Burada o. Aşağıya tekmeyi at. İnşallah yaşar da yani. Bu, bu maçı oynatmak aynı şey diyorsun. Aynı şey abi. Sinan Şahin süper chatten sormuş ne Teşekkür ediyoruz. Turu atlasak bile hocam yanlışları bulmamız lazım. İyiysek daha iyi olmamız lazım. Ama zaten turu atladık asla demememiz lazım. Şampiyonluk yolunda olsak dahi doktorlar iyi değilse değişmesi lazım. Hocam korkma sen Fenerbahçe'desin. Ah bitti. yüz çünkü mükemmel yorumlar mükemmel gelmiş. Sağ yapmış. ol yani. Yani Fenerbahçe demek tamam mı? Her zaman en iyisini zorlayıp yapamazsın. İnsanız yani. Her zaman, Her zaman en yapamazsın abi. Yoksa hepimiz dünyanın en iyi insanı oluruz abi. Ama en iyisini istemek, en iyisini zorlamak, en iyisini yapmak için uğraşmak zorundasın. Ben onu görmüyorum abi. Oyuncular böyle artık yani böyle bitsin de gidelim havasındaydı bir gün ya. Ta taraftar da aynı şekilde. Ya bugün böyle bir... Senin endişen bu maçla alakalı bu değil ki. Bu senin endişen sonrasıyla alakalı. Ya Berkay bu maçı seyretsen hiçbir şey kapatsan taraftar akustik her şey için içinde dersin ki bu takım ya düşme oynuyor ya da ligden düşmeyi... Bilmesem isimlerini. Hiçbir şey bilmesen ya. iki tane sen maç seyretsem dersin ki ya bu takım tamam mı? Bitmiş dersin ya. Bir bu maçın bir amacı yok derim. Bir yani amacı yok. yok dersin. Ya Sinan şampiyonlu Şahin. Şampiyonluk var. Çeyrek final yükselmişsin. E, süper kupada oynayacaksın. Kafa yersin ya. Aynen öyle. Daha çok motiv olman evet. gerekirken. Sinan Şahin e, bir süper chat e, mesajı daha göndermiş. Takım kötü bir havaya doğru gidiyor yanarız. <laughs> pendik, pendik maçında Ceko topu dışarı atıp pendiye veriyor diye Mert Hakan Ceko'ya el kol hareketi yapıp bağırıp çağırıyor. Bak yanarız diyorum, Acil toparlanmamız lazım. İyi gözükse de her şey iyi değil." demiş. zaten hiçbir şey ...yüzde yüz mutlak iyi olamaz bir futbol takımında. Mutlaka evet. ki problemler de yaşanacaktır. Sert abi çok e, bahsetti Pierre Ferdinand örneğinden. Kimsenin haberi yoktu belki de o dönemde evet. e, taraftarlardan ama çok büyük sorunlar çıkardı. Sonuçta bunlar yaşanıyor ama bunu nasıl toparladığın önemli olan günün sonunda. Ve hangi süreçte? Şimdi bazen ne dedim kriz yönetimi değil mi? Şimdi bir, 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 bir sene boyunca Holding şeyin canını sıktı. Bazen espri yaptı. öteye geçti yani en sonunda. Canı sıktı Vitesi ben, orada arttırdı. Yani bir, bir vitesi arttırdı mesela canı sıkıyordu canını. Bazen şakayla yapıyordu. Çok esprili bir adam. Seka kültürü şey kafası falan çok yüksek. IQ falan her şey oturmuş Toydong'da tamam mı? Hı -hı. E zekayla oynuyor, senin aklınla oynuyor. İşte ne bileyim böyle espriler, mespriler tamam mı? Ama bir yerde artık şeyi çok zorladı. E, çok sınıdı. Abi çok kriz bir noktada şampiyonluk maçından bir hafta evvel öyle bir patlama yaşadı ki antrenmanda ben dedim ki tamam abi, biz yandık. Ama işte o bizi aslında o planlıymış. Aslında o planlıymış. o bize orada Hoydonku tetikledi. Beni de yanında tetikledi. Şampiyon olduk yani. Aynen öyle. Tuncay oradan farklı uçtu. O bir şey yaptı. Alex dört bir dört yani. Bir şey oldu. Tabii. Ali Bey Ali e, Tasker Süper Chat'ten göndermiş. Abi 5 değişiklik hakkımız varken neden az kadro ile çıkıp skoru aldıktan sonra rotasyon yapmıyoruz? Yemin ederim sinirim kalmadı. Ee, bugün az kadro yakın çıktı aslında Fenerbahçe. Yani öyle çok ciddi bir rotasyon söz konusu değil. 9 oyuncusu az takımdandı. Ee, bu maçtaki Pendik maçındaki rotasyonla bence bu maçtaki rotasyon aynı değildi. Burada daha ideale yakın bir 11 söz konusuydu bence. Tabii çok rahata almadım maçı. Yok yok. Tehlikeli yani. bir rakip olduğu Olduğunu... için. Ee, rakip de bence Rolanti'de oynadı. O da, o da hiç ciddi almamış. Çünkü o da demiş ki sıfır. Biz zaten bunları yenemeyiz ama geçemeyiz yani. Geçemeyiz veya şey yapamayız. Ama adam geldi seni yendi. Şimdi sen bu psikolojiyle bir üst turda nasıl savaşacaksın hocam? Allah aşkına yani şimdi ne diyeceksin ki şimdi ya insan bizim genel insanımızda bu var. Tamam bizim kültürümüzde Unutalım, de var. Unutalım ne olur bunu bu yanlış. bırakalım. Yok o da değil yani. Biz, tamam bu maçı zaten yendik. Bu tur bitti ya. Tamam, Bitmiş sayılıyor bitti Bitmiş sayılır. Bitti sayılız sayılır. E biz zaten bir dahakisine daha iyi yaparız. Biz hep böyle kaybediyoruz. Milli takımda da hep böyle ama bu aslında şöyle ilerliyor yani. Adım adım ilerliyor günün sonunda. Sen gittikçe şey, yani şimdi Liverpool'un Şampiyonlar yine aldığında sen bunu hissetmeye başladın mı gruplarda? Tabii ki. Gruplarda hissetmeye ufak başladın ufak mı? Ufak ufak, ufak başlıyor. başlıyor sonra bu çığ gibi büyünce alıyorsun sen. Bu şey değil ki ya ben böyle e, çok, çok büyük iyi oynayayım, başlayayım, burayı çok kötü burayı oynayayım. Burayı kötü oynayayım ama ben şampiyon olayım. Böyle bir şey değil abi bu. Ve gelir birisi sana e, bir maçta ne bileyim Aston Villa çıkar, Ajax çıkar, kim geçecek bilmiyorum. Yarın Bir şey olacak. olur. Tamam mı? Kim daha öbürkü maçta oynanıyor ne ocağı, şu anda. Ne olacağı belli olmaz. Ee, Burak, sonra Emir Alioğlu yani. süper chatten mesajını göndermiş. Teşekkür ederiz. Ee, hoca elini çenesine götürüp düşünür gibi yapıyor. Ee, başarılı bir ekibin bu hocayla çalışması mümkün mü? Herkesin kariyer hedefi var. Ee, bu hoca kime ne kazandırabilir? Kendimizi boşuna yoruyoruz e, demiş. Bu ekiple alakalı konuştuğumuz konunun üzerine büyük ihtimalle göndermiş ee, sevgili Burak. Yani tabii ekip işi bu dediğin gibi. 35 tane hocayla boşuna çalışmıyor Pep Guardiola yani. Ya bir de bir de <laughs> şey söyleyeceğim. Yani şimdi Berkay, <laughs> Tolga Apaydın mesajını da okumam lazım. Oku. Serhat abi desteklediğim için üç arkadaşımla hala küsüm. <laughs> Davamın da hala arkasındayım. En büyük Fenerbahçe İzmir'den sevgiler demiş Tolga Apaydın. <laughs> Tolga selam üç arkadaşına da ayrı selam. <laughs> ayrı teker teker selam. Şöyle şimdi bir şey söyleyeceğim. Açıklamaları <laughs> ben çok fazla dinlemiyorum çünkü bana çok şey gelmiyor. Ee, şimdi kulüp başkanı çıktı bir şeyler açıkladı değil mi? Evet. Gitti yine. Bu adada da sanki daha detaylı konuşuruz ama üstünden bir girmek istiyorsan. Onu... E sen konuşmak istiyorsan konuşmayalım. Ko konuşalım. şey ne, ne dedin anlamadım ki yani Yok, şey. Yok hayır daha en çok geniş konuşacaksak. Yok öyle geniş konuşmayacağım ya yani. kısa diyeceğim ki şey şimdi. Bir şeyleri anlattı. Ben konuşmaya girmeyeceğim bu arada. Okay, tamam. tamam mı? Ben kısa diyeceğim ki konuşma. Çünkü benim için hep aynı konuşma olduğu için. Sonuçta sen geliyorsun. İşte Galatasaray diyorsun, şu diyorsun. Bir şey değiştirebiliyor musun? Ya, günün sonunda halli umutmeler verildi yani. <laughs> <Ha>, tamam <laughs> bitti tam. ya, Demek ki senin konuştuğun orada <laughs> kestiğin razonun hiçbir şey geçerliyor. yok. Ben başka bir şey anlatacağım. Sen işte benim işte arkadaşım geliyor, UEFA başkanı geliyor. Ben zorla işte hani bir kendini zorla böyle stada atıyormuş gibi yaparsan ee, sağ bir de olsun. Sıfır olur. Bir de sıfır olur. Yani... Ben onu söyleyecektim şimdi ee, sana ona girdim. bak. Sağ ol, işte, sağ ol yani. Zaten bu çekim, Sen çünkü çekiyorsun. Tribünde son. izlediği ilk maçmış bu Ali Başkan'ın. Ee... şimdi sen düşünsene sürekli Allah'a dua ediyorsun. Allah'ım sürekli benim belamı ver dersen bir yerde verir yani. Yer yer. Çok... Verir abi sürekli duada. Şimdi biz Allah niye dua ediyoruz? Ee... Bir şey rica ediyoruz kalpten değil mi? Ama bir şey... Allah'ım kendi... sen sürekli kötüyü çağırsan. Kötü gelir mi? Allah da sana yani kötü bir şey yani. yollar değil mi? Şimdi ben Allah'ım... Şimdi işte atıyorum. Ben mountain bike istiyorum dersin tamam mı mesela? Değil mi? Yani aslında senin hayalinde mountain bike vardır. Yani hayalin odur. Evet. Doğru değil mi e, mountain doğru, bike? Doğru. Ama işte sen ne bileyim e, işte sürekli şehir bisikleti çağırırsan tamam mı, <laughs> ne bileyim <laughs> dört, dört tekerli, 5 tekerlik tekerli, <laughs> tekerli, o gelir sana. Sen de çağırırsan o gelir i̇stediğini, baba. İstediğini ne istediğini, i̇stediğini Ben zorla maça geliyorum. İşte aman zorla. Özür için, diliyorum. Fenerbahçe ya, Fenerbahçe kulüp için... başkanı. Bir dünya tarihinde ben artık aklımı yitireceğim. Futbolun çıktığı bu, artık eldivenlerin olmadığı futbol topunun yeni <gülüyor> dikildiği <laughs> dönemden <laughs> tamam mı? Futbol topunun yeni dikildiği tarihten İngiltere bu yana de. kadar bir kulüp başkanının özür diliyorum sizden bugün ben de Fenerbahçe maçta olacağım bir zorluk dedi, daha. <laughs> dediğini duydunuz mu? Allah için bana yardım edin ben aklımı artık gerçekten yitireceğim. Teslim olacağım bir hastaneye <laughs> diyeceğim ki beni bağlayın. Bener vakteciğimiz zor. Bağlayın bak. beni diyeceğim artık. Ben artık u, bu, 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 bu bağlama beni kaldırmayın diyeceğim. Ya. Beni serumla, pipetle bir şeyle besleyin. Ben artık hareket etmek istemiyorum diyeceğim ya. Ya bir başkan kendi kulübünü desteklemek, desteklemeye zaten gelmiyor. ama Maça kendi böyle zoraki geliyormuş gibi camiadan özür diler mi ya? Yenilirsin tabii ki yani ya. <laughs> Yani ben anlamıyorum abi ben ne, nelere şahit oluyorum bilmiyorum ben mi çok abartıyorum. Yani, yani Ceko Oruç, oruçtan dolayı Ramazan'dan dolayı biz sayın yorgun başkan, yorgun yiyoruz ne yapayım ne Sayın yap, ne Başkan e, Fred'i ilk kez izledi stat. <laughs> Ceko'yu ilk kez izledi bu sene. İnanılmaz <laughs> bir şey değil mi ya? <laughs> Çıldırırsın abi ya. Hakikaten öyle. Yani City Başkanı <laughs> Zengin bir sistem kurmuş. Çok da işin içinde değil bilmediği için tamam mı? Süper bir örnek bence. CEO'su var. CEO'su var. var. Bir şeyleri kurmuş, sistemi kurmuş, pep Guard yapmış. Adam keyfi ara sıra bile geliyor. Yani geliyor ama yine de yani. Adam keyfi doluyor. Keyif olsa yapıyor yani. yani. Keyif yapıyor. Ama bizi onu şöyle yapıyor. City başkan hep gidiyor mu diyor. Ya baba adam sistem kurmuş. Sen City'ne ne kıyasın? <laughs> adam çatır çatır <laughs> eziyor oynadığı futbol. Altıda, altıda, altıda beş yapmışlar Altıda beş yapmış, altı, öyle altı beş yapmış biz o, o, değiliz yani. Biz iki <laughs> daha hiçbir şey olmadan gelmiyor. Biz City değiliz abi yani. Biz, bizim City'miz falan ama. Ama yani. <laughs> biz bir City değiliz. Mi bilmiyorum biz artık bizim City'miz neresi? Şehrimiz şaşırdım yani. <laughs> ee, birkaç yorum okuyalım abi. Oku artık Berkay ben artık gerçekten. Chatten süper chatleri bitirdik okuduk. Ama bir tane daha ...onu da e, okuyayım, Onur Doğan. E, <laughs> bu doktor içeride izlemiş miydin sen diziyi? Ne o? İçeride diziyi Di izlemiş miydin? Hangisiydi o ya? E, şey... ...bir polis vardı biri şey adamı. Şu an hatırlamıyorum. İsmi gelmedi oyuncunun aklına aklıma evet. ya. Çok meşhur oyuncu. Onunla ilgili. Çağatay mi? Ulusoy. Yani Çağatay Ulusoy. He, Biz tamam. İçeride. Aras Bulut'la oynadı. <laughs> Doktor Kesin. Tamam, tamam hatırladım şimdi. Doktor Kesin. Şey iç... değil miydi o bıyıklı yaşlı adam? Evet evet evet. Onun da ismi çok net aklı. Şu o, an gelmiyor. Asla, gelmiyor Bab gelmiyor. Baba, baba, baba yani. evet, tam. Asla gelmiyor. Ne, neydi o ya? Bir yani... <laughs> tane... Bir de onun şeyi vardı. Çetin Tekindor. Çetin bir şey düşmanı vardı bir de onun. Neydi? Köstenli mi ne diyorduk Köstenli mi Ercan Kesal mıydı oynayan Ercan, Ercan Kesal yok mıydı? isim olarak değil lakabı şeyde köstenceli miydi Köstenceli diyordu falan ee, <laughs> ona düşmanı. tam atadım diye hatırlıyorum Onur, Onur Doğan ben. demiş ki doktor kesin içeride bizim doktor <gülüyor> <gülüyor> Bunu Fred'den beri düşünüyorum ama artık eminim bu kadar olmaz kesin içeride demiş <laughs> Yok yok ya zaten Köfteci Celal bravo Köfteci Celal Köfteci Celal aynen öyle İnanılmaz ya. Yani seviye <laughs> seviye gittikçe düşüyor şey anlamda. Ee, teknik eğit ve şeyde bu, bu bu ya bu kadroya bu yakışmıyor abi Mustafa ben açık Yıldız. konuşayım yani. Bunu abi konuşmazsak bu düzelmez. Tabii her şey yani. konuşarak düzeltilir sonuçta. Mustafa Yıldız demiş ki abi keşke Kapistasi çalışsaydım maçı izlemeseydim daha verim alırdım vallahi demiş. Abi <laughs> gece en azından bir geceyi çöpe atmış oldum. Bir faydan olurdu. <gülüyor> 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 bir 50 testi boşa attın yani. 50 soruyu attın. Niçin attın? Bu maçın olacağını bilseydin atmazdın değil mi? Bir sıfır yani. Heyecan var mı o da yok? Hiç yok. Hale Şut var mı o da yok? Bir tane Ceko'nun kafa vuruşu var bulan isabetli. Allah razı olsun. Peki <laughs> abi eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bilmiyorum ya. <laughs> Ek ekleyemiyorum bir şey. Ben gerçekten yoruldum artık. En ya. son şunu da ekleyeyim yani. ben. Ee, çok bu arada Alexander Blessin. Union saint teknik teknikte çok önemli iş yapıyor. Yani Çok hakikaten e, iyi bir yerlere gelecekmiş şey gibi görünüyor hoca. Evet. E, bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gollememek büyük bir başarı. Elenmiş olsak bile kazandığımız için içimde ayrıca bir gurur var. Bu benim Avrupa Kupalarındaki ilk deneyimim. Çok mutluyum. Gayet başarılı olduğumuzu ve ileride çok daha iyisinin olacağını düşünüyorum. Demiş e, Mesela hocam. Mesela o hocayı alnından öperim. <laughs> Bizimki de diyor ki plana sadık kaldık. O yaptık, bu yaptık. Bir <laughs> sıfır yenildik. Günün <laughs> Günü sonunda. Düşünsene abi ortama girdiğini düşünsene. Hoca şöyle. rakibin de tabii Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu zaten başından beri biliyordu. Ama saygı duyarak çıkıyor. Ama yine bir oyunu geliştiriyoruz diyor. Şu diyor. Biz bir şey geliştiriyoruz. Daha diyor. iyi oynayacağız Bir diyor. şey soruyorum soruyorum. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Aynen öyle. Daha durum, Şampiyon durum... olacağız mı, olmayacağız mı? Benim sürekli git gellerim bunu var. bir yani bunu sadece ben mi hissediyorum? Belki, sen de mi hissediyorsun? Ne benim ekran başındaki kardeş hissediyorum. pazar akşamı biz burada yayın yaparken Fenerbahçe öyle bir takım yani öyle bir oyun oynayacak ki biz tamamen bugün ee, bugünden başka bir program yapacağız. Fenerbahçe hakkında. Abi akadarız. şimdi süt ya maç yani. bitti. Maç bitti. Ben İsmail Kartal'ın geldim balıkçıma akşam. Ba yanlış söylemedim değil mi? Ba Doğru. Balıkçısı var. Balıkçıya geldim. Arkadaş ortamı orada. Onlarla kafa dağıtacağım, oturacağız. Hocam maç ne oldu? Onlarda televizyon yok evinde hiçbir şey yok. Yani şey yani dünyaya 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 <laughs> kapatmışlar kendini. Çünkü arkadaşı olduğu için tamam mı? Şimdi kapatmışlar. E o da diyor ki mesela, "Hocam maç ne oldu?" E arkadaşlar, plana sadık kaldık. Birinci devre planı tam istediğimiz Skor söylemiyoruz ama. Skor yok. Skor yok. <laughs> Anlatıyor olayı yani basın toplantısı gibi. İlk yarı plana sadık kaldık. Aynı ciddi Raki, ciddi rakip, öyle. bize direnç göstermeye çalıştı ama çok fazla yoktu. Biz istediğimiz oyuncuların böyle istediğin gibi yaptı. İşte şu bir tek Mert Hakan üzüldüm sakatlandı. Falan. Bana sorsan sordu. 3-1. 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 bitti. bir. Maç, <laughs> bir bit de, 1 bitti. 3-1 3-1 3-1 bitti. 3-1 3-1 bitti. 1 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3, 3 2, 1, 2, 1, e, hocam, ma maç, kaç bitti. 1 bitti. 1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 bitti. 3-1 yani kardeşim. Abi afınıza sağlık. Seyircilerimize Seviyorum çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, var olun. Destekleriniz için e, canlı yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. E, yarın kura çekimi var. E, çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyecek bekleyeceğiz. Bakalım hangi takım çıkacak. Hafta sonu lig mesaisi var. Pazar günü önce Galatasaray oynayacak Kasımpaşa deplasmanında. Akşam da 20.30'da Fenerbahçe Trabzon deplasmanında olacak. Biz bu iki karşılaşmanın ardından yine Gurme Spor'da karşınızda olacağız. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.